Hanımefendiler, beyefendiler, Zuhal Topal'la yemekteyiz de 150 bin liranın sahibine kavuşmasına bir gün kala heyecan dorukta. Bugün aslen Edirneli yarışmacımız Serhat'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Ya ne tatlısınız. Nasılsın Gürbüz? İyiyim Serhat'cığım, ya sen? Ben de iyiyim. Bizi ailenle tanıştırır mısın? Eşim Pembe, oğlum Efe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Kaç yıllık evlisiniz? O söylesin. 15 yıllık. Serhat değişti mi yoksa ilk tanıştığınızda olduğu gibi mi? Değişti tabii ki de. Bir kere şeyim değişti ya. Gürbüz görmüşüm değişti ya. Zaten 3 gündür Serhat'ın göbüşü konuşuluyor. Aa, ben o göbüşü çok seviyorum Gürbüz. Vallahi senin bu göbüşün olay oldu resmen. Ya evet Gürbüz, masada herkes göbeğime takıyor. Benim eşim beni böyle seviyor, böyle hoşuna gidiyor. Açıkçası ben de kendimi böyle seviyorum. Yastık gibi kullanıyorsunuz. Ne koyuyor başını ne güzel. Ben burada uyutuyorum onu vallahi. Önden bir şey yok ama şöyle bir dön de yandan görelim. Bak Gürbüz ya, o kadar da yok ya. Ben uyuyayım. Bu arada Efe'cim sen ne yapıyorsun? İyiyim, okuyorum. Kaçıncı sınıftasın? Ortaokul 8. Serhat'cığım hadi bize kendini anlat lütfen. 41 yaşındayım. Aslen Edirneliyim ama İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Onun dışında bir sigorta şirketinde çalışıyorum. Yatırım uzmanı olarak, emeklilik, bireysel emeklilik, yatırım uzmanlığı. Kozyatan'da çalışıyorum. Pendik'te oturuyorum. Peki yemeklerle aran nasıl? Yemeklerle de aram çok iyi. Çünkü evde genelde yemekleri ben yapıyorum. Şimdi eşim çalıştığı için sabah 8, akşam 9. Yoruluyor kızcağız. Sen ne iş yapıyorsun? Ben bayan kuaförüyüm. Bu arada eskiden ben de kuaförüydüm. Gürbüz, bıraktım mesleği. 20 yıl yaptım, bıraktım Gürbüz. Çekilmez bu kadınların dırdırları dedim. Bıraktım gittim. Masada çekilmez biri var mı peki? Ay masada kim çekilmez? Masada tabii ki de Lady Liana çekilmez. Lady Liana nasıl çekilsin Gürbüz? Eşime de hiç anlatmadım onu, sürpriz olsun. Ne iş Liana? Hayatım önemli bir şey değil. Kafaya takılacak bir şey değil. Ben anlayamadım. Senin göbüşünle niye bu kadar aşkım, ilgileniyor? Aşkım onun kafasını koyacağı bir göbüşü olmadığı için benim göbüşüme takmış durumda. Eşini hep böyle kıskanır mısın? Tabii ben her zaman kıskanırım. Evet Gürbüz çok kıskanır. Çünkü çok, çok kıskanıyor. Mesleğe işte beraber tanıştığımız zaman aynı yerde çalışıyorduk. Ben de kuaför evet. olduğum için. Şimdi müşteriler geliyor. İster istemez müşteriler geldiği zaman hoş geldin canım diye karşılaşıyorum. Canım. Evliliğimizin ilk birinci yılı. Surat müşteri geliyor, ben diyorum ki hoş geldin işte canım diyorum. Pembe çalışırken böyle gözü böyle bana dikiyor böyle. Sen müşterilere canım mı diyorsun? Ama şimdi Gürbüz kuaför salonunda çalıştığın için uzun yıllar müşterilerimiz oluyor. Yani onlarla artık böyle arkadaş gibiyiz. Birazcık da kuaförlükte de biliyorsun kadınlar güzel şeyler duymaktan hoşlanırlar yani. Pembeciğim bu canım manım durumlarına ne diyorsun? Onun bir tek canı var, o da benim. Her zaman sen benim canımsın bebeğim. Serhat'cığım bugün masada ne olacak sence? Bugün masada ne olacak? Bugün masada bence gününü geçirenler rahatladılar. Herkese sağlayacaklar. Dün Murat Bey gibi. Murat Bey gününü geçirdikten sonra... Ben artık ona Murat Hoca diyorum bu arada. Çünkü sürekli bir şeyler öğretmenin derdinde. Bize hep bir şey öğretmenin derdinde. Masada yorum yapılıyor. En son yorumu ben yaparım. Ben yorumlarım. Yok şunu buldunuz mu? Yok bunu buluyor. Ya biz buraya bir şey bulma ya da bir şey öğretme yarışması değil. Buraya yemek yarışması. Yorumların herkes sırasıyla yapacak. Bugün öyle güzel yemekler yapacağım ki herkesi şok edeceğim. Murat Hoca'ya da göstereceğim nasıl bir şey yemek yapıldığını. İddia ediyorum Gürbüz. Bugün herkes beni konuşacak. Öyle bir çorba yapacağım ki bu Yemekteyiz'de daha önce yapılmamış bir şey. Çok araştırdım. Yapılmamış bir şey. Ve bu Yemekteyiz'de efsaneler arasına girecek Gürbüz. O zaman hadi bana menünü say. Menümü başlıyorum Gürbüz. Menüm. Ekmek çanağında, ekmek çanağını kendim yapacağım. Domates çorbası yanında... Ekmek çanağını sen mi yapacaksın? Evet Gürbüz, ben kendim yapacağım. Ekmek çanağında domates çorbası. Kaşar falan da olacak mı? Evet, yanında küçük kaplara, isteyen çünkü sevmeyen olabilir Gürbüz. Onu düşündüğüm için yanında kutlara kaşar ve kurukon koyacağım. Kuruton. Kuruton koyacağım. Ara yemeğin ne? Ara yemeğim karışık pizza. Sen mi açacaksın yoksa? Ben açacağım tabii ki. Gürbüz kim açacak başka? Vallahi bravo. Peki ana yemeğin ne? Beğendi yatağında julienne bonfile. Peki ya salata? Salatam ezme patates salatası. Ve tatlı? Ev yapımı çikolatalı sosla dondurmalı irmik helvası. Bravo. O zaman Serhat'a şans dileyin çünkü biz markete gidiyoruz. Hadi bakalım.
Görüşürüz. Pembe yine gövüşü bırakamadı. Gövüşüm çok seviyor. Görmez bırakmaz o. Niye bıraksın? Hazırsan koşalım mı? Hadi koşalım. 3, 2, 1. Koş Serhat koş. Menü çok basit. Serhat Bey 3-4 gündür konuşuyor. Boş boş yorumlar yapıyordu. Kendi yaptığı boş yorumlara da boş menü yapmış zaten. Kendine yakışan bir menü yapmış ama bu yarışmaya yakışan bir menü değil bu açıkçası. Serhat Bey'in menüsü karbonhidratlarla başlıyor. Patatese doğru gidiyor ve biz nişastaya, hamura bugün doyacağız gibime geliyor. Menü kolay, pratik ve Yemekteyiz programına yakışmayan bir menü. Menüyü genel olarak değerlendirdiğimde alakasız, zor bir şeyler yapmaya çalışma çabası içerisine girilmiş ama birbiriyle uyumlu olmayan, kolaya kaçılmış, özellikle tatlıda. Dün senin hanımın menüsü gibi Serhat Bey'in menüsü de sınıfta kaldı. Umarım sofra düzeniyle bizi biraz da olsa mutlu eder. Serhat Bey konuştu bu menüyü mü yaptı bize? Çok büyük konuşuyordu Serhat Bey. Kesinlikle menü de okuduktan sonra gördük ki Serhat Bey kendisi gerçekten boş konuşuyormuş. Gereksiz konuştu çok masada. Merhabalar. Ya araban nerede? Araba gittim. Arabayı alıyorum Gürbüz. Dışarıda duruyor işte. Koş al hemen. Hadi çabuk. Zamanımız gidiyor. Yürümüş çabuk. Hoppa. Serhat'cığım başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Merhaba. Hemen alışverişimize sebzelerden başlıyoruz Gürbüz'cüğüm. Murat'ın kendi gününden sonra havaya girmesine ne diyorsun? Çok yanlış Gürbüz. Çok yanlış. Çünkü neden diyeceksin? Hiçbir şey yani oynamadan baş kazanılmıyor. Kendisi böyle çok birinci olacağım gibi böyle bir edalara giriyor ama... Öyle bir dünya yok. Senin için de benden kopya çekiyor diyor. Ya Gürbüz Allah'ını seversen onun neyini kopyasını çekeceğim ben ondan ya. Yaptı şefim diyor. Yani yanlış anlamayın da masalara koyduğu sunumdan başka hiçbir şey yoktu yani Gürbüz. Ya bu arada pancarın kızın yaptığını mı konserve mi olduğunu bile anlayamadı. Bu nasıl şefse yani pancarı nasıl anlamazsın ya şef diyorsun. Ahmet abi de buradaymış. İsminiz? Serhat. Serhat hoş geldin. Yeğenin ismi de Serhat. Aa ne güzel. Serhatlar başarılı olur. İnşallah sen de başarırsın. İnşallah yapacağım. Kesin kazanacağım. Ahmet abinin yardımıyla yeşil soğanını alan yarışmacımız kapya biberlere el atıyor hemen. Kimi kendine rakip olarak görüyorsun? Ben vallahi sadece Murat'ı rakip görüyorum. Görüyorum Gürbüz. Öyle mi? Tabii kesinlikle. Diğerleri bence hele Liana'nın yemek yapmaktan anlamıyor. O mankenlik şeyine gelmiş. Kendini göstermeye gelmiş. Yalnız senin göbeğinle çok uğraşıyor. Ne istiyor ki? Kendi vücuduna baksın o Gürbüz. Normalde bu menüyü bir saatte yetiştirilir ama Serhat Bey ağır olduğu için kesinlikle yetiştiremez. Serhat Bey'in menüsü de kendisi gibi boş olmuş, boş yapmış, boş bir menü yapmış yani. Sebzelerini tamamlayan yarışmacımız yağını ve turşusunu da alıyor hemen. Liana'nın Murat'a 6, Selin'e 5 vermesine ne diyorsun? Ya ben zaten anlamadım onu yani. Murat Bey'e aynı puanı, aynı şeyi verdi. Hiç diğerini beğenmedi, diğerini beğendi. Hiçbir şey ne beğeniyor, ne beğenmiyor, ne dediği de belli olmuyor onun. Sence Liana neden yarışmaya katılmış? Liana burada kendini tamamen, bence Liana buraya mankenlik gibi kendini, vücudunu göstermeye katılmış. Zaten de kendini şey diyor... Kim Kardashian'a benzetiyor kendince. Benzemiyor mu? Ya, alakası bile yok. Kaç tane operasyon geçirdiği belli değil. Ben onun bir de çok eski resmini çok merak ediyorum. Eski resmini istedim ama getirmedi. Finalde kendi gününde getirmesini isteyeceğim bugün ondan. İçeceklerini de alan yarışmacımız hemen et siparişini veriyor. Kolay gelsin. Çok sağ olasın. Merhabalar. Hoş geldin Sefa. Hoş bulduk. Ben şimdi Hakan abi. Dana bonfile istiyorum senden ama. Ya biliyorum ama Hakan ustamız yarışmacıların ağabeyi gibi oldu gerçekten. Ailemizden biri oldular Gürbüz artık çünkü o kadar çok izliyoruz ki. Hadi devam edelim. Şimdi Hakan abi ben bonfile istiyorum. Tamam. Ama bir parmak kalınlığında olsun çünkü ben jülyen keseceğim. Sen kendin mi keseceksin? Evet ben kendim kesmek tamam, istiyorum. Tamam ayarlıyorum. Ne kadar olsun? 1 kilo 250 gram yeterli Hakan abi. Hallediyorum hemen. Tamam teşekkür ederim. Şimdiden eline sağlık. Liana Hanım dün Selin Hanım'ın masasına 5 puan verdi. Her şeyi eleştirdi. Yani zaten sunumlar yerlerdeydi, rezaletti. Böyle bir sunum böyle bir yarışmaya yakışmıyor. Benim sunumlarıma, benim lezzetlerime, benim tatlıma gitti. Olmuş masaya 6 verdi. Olmamış masaya 5 verdi.
Ben zaten hanımefendinin benim emeğimi çaldığını, emeğimin hırsızı olduğunu yine dile getirdim. Hala dile getiriyorum. Şov yapmaya gelmiş, yemek yapmaya gelmemiş. Yarın onu gününde göreceğim. Eminim yemeğini de menüsünde yetiştiremeyecek. Murat Bey ve Fatma Hanım dün Selin Hanım masasına bence haksızlık yaptılar. Yetişmemiş menüye bile eğer gerçekten el emeği varsa, bir şey varsa 4 verilir. Ben kesinlikle bence hakkını yediler. En azından bir 5 verilebilirdi. Baharatların ardından diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor yarışmacımız. Hakan Usta etini hazırlamış bile. Vallahi süper, teşekkür ederim Hakan abi. Buradan ne alacaksın? Pizzam için malzemeler almam lazım. Eski kaşar, kaşar peyniri, mozzarella, sucuk, sosis. E hadi al hemen. Sosis. Bunlar yeter. Sosis, sucuklar nerede? Sucuklar da buradaymış. Diğer eksiklerini de hızla tamamlıyor yarışmacımız. Eyvah! Süre bitiyor. Son saniyelerim Gürbüz. Koysak yetişiyor muyuz? Yetiştim bile. Oh be! Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar borcumuz? 4693. 4693. Şöyle vereyim ben size. Gürbüz, gerisini hallet lütfen. Kaçmam lazım. O iş bende. Tamam, hadi görüşürüz. Ben geldim Gürbüz. Gel bakalım. Geldim Gürbüz. Sen bunları lütfen ne olursun bana yerleştir, hallet bunları. Ben üstümü değiştirip hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Serhat Bey yemeklerini savunurken bence çok gergin olacak. Zaten psikolojik baskıyı ben ona dün yapmıştım. Bunun da etkisinde kaldı. Ben dakika konusunda da dün de Selin Hanım'a da ikazda bulunmuştum. Bugün Serhat Bey'de ikazda bulunacağım. Benim için dakika çok önemli. Ben dakikalarımı aşmayarak zamanında sunumlar yaptım ve görsel açıdan İzleyicileri, Zuhal Hanım'ı memnun edecek şovlar yaptım, sunumlar yaptım. Serhat Bey'den de bunun onda birini bekliyorum. Sadece onda birini bekliyorum. Merhabalar Gürbüz, nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim Gürbüz. Çok iyi geldin. İyi geldim tabii, dersimi çalıştım geldim Gürbüz. Bakayım. Bak, hepsini tek tek ellerimle kendim yazdım. Kendi reçetelerim yani, onu demek istedim. Çalıştık da geldik Gürbüz, öyle boş gelmedik buraya. Vallahi tebrik ederim. Teşekkür ederim Gürbüz. Bir çalışma planı da yaptın herhalde. Tabii ki de. Plansız olur mu Gürbüz? O zaman neyle başlıyoruz? Neyle başlıyoruz? Önce haşlamam gereken ürünleri haşlıyoruz ki onlar aradan çıksın. Bize daha sonrasında zaman kazandırmamız için onları yapmamız gerekiyor öncelikle. Süreni başlatıyorum. Tamam Gürbüz. 3 2 1 Başla! Hadi bakalım. İlk ne yapacaksın? Şimdi tencereleri arıyoruz hemen. Ya sana her şeyin yerini gösterdik ya. Ne çabuk unuttun. Hemen unutuyoruz Gürbüz. Önce haşlanması gereken ürünlerle işe başlamak işi çok kolaylaştırıyor değil mi? Gürbüz, şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle zaten bu ürünleri, haşlamamız gereken ürünleri haşlayacağız ki daha sonrasında bize zaman kazandırsın. Bunun zaman kazanmamız gerekiyor. Önce mısırımız Gürbüz, yanlış anlamayın. Kendim haşlıyorum mısırı. Öyle hazır kullanmak yok. El açması karışık pizza için haşlanacak koçan mısır yıkanıyor. Çabuk haşlanmaya başlasın diye kettle'da su kaynatıyorum. Teşekkür ederim Gürbüzcüğüm ama aslında soğuk sudan da olabilir. Bir kesme tahtası... Bak şu sağdaki dolapta. Burada mı Gürbüz? Çok sağ ol Gürbüz. Sen olmasan var ya Gürbüz. İnan bana hiç kimse yemeğini yetiştiremez. Bak ben sana söyleyeyim. El açması karışık pizza için ikiye kesilen koçan mısırın üzerine sıcak su eklenerek haşlanmaya bırakılıyor. Ezme patates salatası için haşlanacak patatesler iyice yıkanıp soyuluyor. Eşinle nasıl tanıştınız bakayım? Eşimle tanışmadan önce benim hayatımda başka biri vardı. Eyvah! Pembe duymasın. İşte onunla ben ayrılmıştık. Çok canım sıkkındı. Eşim de işte bana biraz gönlü vardı. Bunu hissediyordum. Yani erkekler hisseder. Bir bayan sana gönlü varsa hissediyor erkekler. Aynı iş yerinde çalışıyordunuz değil mi? Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Sonra işte o sürekli hep bana moral vermek için sağıma bakıyorum pembe. Soluma bakıyorum pembe. Ya artık şey dedim ya yeter dedim. Benden dedim uzak dur dedim. Benden sana yar olmaz gibilerinde. Çok morali bozuldu ben öyle söyleyince. Üzüldü. Daha sonra kendisi işte... Üzgün durduğu zaman ertesi gün ben de dedim ya şu kızın dedim bir gönlünü alayım dedim. Onun saçlarına röfle yaptım. Ben sarı saçı çok seviyorum. Onun saçlarına işte röfle yaptım. Oldu mu sapsarı? Abi bakıyorum bir değişik bakmaya başladım ben. Benden sana bir şey olmaz dediğim kıza.
Birden böyle vuruldum yani resmen. Ama şimdi saçlarını siyaha boyamış. Ya evet Gürbüz, ben sarı olmasını çok istiyorum ama o saçlarının yıprandığını söylüyor, o yüzden... Demek pembe saçlarını sarı yapınca duyguların değişti. Aşık oldum Gürbüz. Salata için haşlanacak patatesler tek tek soyuluyor. Peki evlenmeye nasıl karar verdin? Dedik böyle düzgün bir kız bulduk. Bari ne yapalım dedim, kaçırmayalım. Babama dedim, baba dedim, akşam dedim kız istemeye gidiyoruz. Babam şok oldu. Helaldi yani, beni kaçıracak değildin. Benim gibi güzel bir kızı. Hoş geldin hayat. Pembeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Dedikoduları duyunca dayanamadın galiba. Tabii ki, kaçırır mıyım hiç? Ya sen yokken Serhat neler neler söyledi. Yok efendim sen onun peşinden koşmuşsun. Biraz öyle oldu. Serhat başkasıyla flört ediyormuş ama sen o zaman bile aşıkmışsın. Doğru söylüyor. Ben onun peşinden koştum tam aksine. Aa, bir de saçlarını sarıya boyayınca sana aşık olmuş. Evet doğru söylüyor. Sarıyı aşık çünkü kendisi. Onun için sarı yaptım saçlarımı. Ama tekrar siyaha dönmüşsün. Evet siyaha döndüm. Madem sarı saçı seviyor neden sarı yapmıyorsun? Artık aldım Gürbüz. Bundan sonra sarıya gerek yok bence. O yüzden ben ısrar ediyorum Gürbüz, yapmıyor sarı, yapmıyor. Sırf saçlarını sarı yaptırdım diye aniden sana aşık oluverdi yani, öyle mi? Sarı yaptırdım diye aşık oldu zaten kendisi. Ama aynı zamanda sen hep onun yanındaymışsın ve destek olmuşsun. Tabii çok destek oldum kendisine. Sevdiğim o benim. Biz birbirimize sevdiğim diye sormuştuk. Sevdiğim mi? Sevdik. Sevdiklim diyor bana. Sen nerelisin? Ben Trabzonluyum. Ha Trabzonlusun. Peki evlendikten sonra değişti mi? Hala romantik mi mesela? Yok romantik. Aşırı derece kendisi romantik. Ben otururum ama o asla unutmaz. Ya. Ben aksine çok unutan bir insanım. Doğum gününü hatırlıyor musun? Evet. Pembenin doğum günü ne? Tabii ki de 10 Ocak. Hayır. 10 Ocak 1990. Evet. Doğru mu? Pardon 20 Ocak ya. Eyvah. Sen sevdiğini bozmamak için mi başta evet dedin? Şöyle bir mevzumuz var bizim. Ben önceden 10 Ocak diyordum evet, benim doğum günüm. Evet, 10 Ocak aklımda. Hep oradan. Aklımda kalır. Ya madem sen de neden 20 Ocak demiyordun? Ya bu cüzdanımız değişti bizim. Hep aklımda 10 Ocak olarak kalmış benim doğum günüm. Normalde 20 Ocak. Peki sana evlenme teklifi yaptı mı? Evlenme teklifi yapmadı. Aa! Evet Gürbüz, biz evlenme teklifi yapmadım ben. Niye yapmadın bakayım? Neden biliyor musun Gürbüz? Neden? Söyleyeyim sana. Pembe'yle biz çalışıyoruz şimdi. O gün kaynanam aradı beni. Bu akşam dedi yüzükleri alıp dedi gelin dedi. İsteyeceğim Pembe'yi dedi. Ben şimdi nasıl Pembe'ye söylüyor bunu? Ben nasıl bunu şimdi, nasıl evlenme teklifi yapayım ben Gürbüz? Sonra? İşte gel dedi, çıktık gittik. Yani o yüzden bir evlenme teklifi edecek bir pozisyonda değildim yani açıkçası. Ama sonuçta edebilirdi aralarda yani, bilemem. Şimdi edebilirsin bence. Tabii de edebilirim. Gürbüz. Efendim? Müsaaden var mı? Bir evlilik teklifi yapabilir miyim? Tabii ki. Çok teşekkür ederim Gürbüz. Rica ederim. Bu mutlu ana şahit olmak isteriz. Benimle evlenir misin? Ama bir dakika. Gürbüz peçeteden bir tek baş bir şey takardık bari ya, peçeteden de olsa. Şimdilik parmağındakini çıkarsın onunla yap. Aa bak yüzük varmış. Bak ben burada evlenmek teklif etmeyi düşündüğüm için. Sevgilim benimle evlenir misin? Evet. Hani alkış yok mu Gürbüz? Bravo. Ya çok tatlısınız. Bak evlenme teklif ettik gördün mü? Evet. Oldu mu hem de süper oldu. Bak bir milyonlar izleyecek bunu. Ya milyonların evet. Önüne diz çöktüm sana. Bir tanem benim. Sevdiğim benim o ya. O benim bir tane. Baksana şimdi. Bir bana bak, bir bana bak. Gidiyorum ben. Tamam aşkım. İyi şanslar diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi kazanmadan gelme desene ya. İyi şanslar. İyi şanslar ne? Kazan geldi ya. Ne alacaksın ben sana kazanınca? Ondan yana bir şansın yok. Ne alacaksın sen kazanınca? Bebek alacağım. Bebek alacaksın. Sonra bebekler ne Gürbüz? Bebek ne ya? Bilezik. Bilezik mi? Sen bileziğe bebek mi diyorsun? Evet, bebek diyorum. Bebeklerini göster bakayım. Bu kadar. Serhat'cığım senin daha çok bebek alman lazım. Evet, bence de. Gitmeden Serhat'a şans dile istersen. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Göbeğime mi şanslar diledin bana mı aşkım? Hem size hem göbeğimde. Sağ ol aşkım. Görüşürüz bebeğim. Ezme patates salatası için büyükçe doğranan patatesler sıcak suda haşlanmaya bırakılıyor. Jülyen bonfile ile sunulacak beğendiği için üzerine bıçakla kesikler atılan patlıcanlar közmatikte közlenmeye bırakılıyor. Beğendi yatağında jülyen bonfile.
Beğendi, çok basit. İnşallah patlıcanları, çünkü son 3 gündür masada sürekli hazır ürünlere karşı değilim dedi. Közlenmiş patlıcanı alıp da böyle bir sütle bir beğendi yapıp kaşar peynirini eritip üzerine de bonfileyi koydurup gelmez umarım. Sulu bir bonfile istiyorum. Az pişmiş bir bonfile istiyorum. Böyle kuru, umarım sıcak olmayan bir şekilde benim önüme getirmez. Ana yemek için bütün bir parça bonfile jülyen şeklinde doğranıyor. Marine olması için jülyen kesilen bonfilelerin üzerine bir bardak süt, yarım bardak zeytinyağı, sarımsak ve kekik ekleniyor. Bütün malzemeler iyice karıştırılıp buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi başlangıcımız için ekmek çanaklarımızı yapmaya başlamamız lazım. Bunun için ne yapmamız lazım? Hamurunu yapmamız lazım. Hamurumuz için unumuzu alalım. Mayamız burada. Mayamızı da alalım. Şöyle tuzumuzu alalım. Tuzumuz neredeydi? Tuzumuz da orada. Şekerimiz nerede? Şekerimiz de orada. Zeytinyağımızı şöyle hazırlayalım oraya. Zeytinyağımızı hazırladık. Hadi o zaman bir kap al da hemen başlayalım. Domates çorbasının sunulacağı ekmek çanaklarının hamuru için kaşıkla ölçülen un kaba konuluyor. 23 kaşık oldu. Daha koyacak mısın? Bir kaşık daha koysam daha sonrası için şurada yanımda dursun. Çorbayı ekmek çanağında sunmak güzel bir fikir. Bunu bir tarifte mi gördün yoksa biri mi söyledi? Ya şimdi Gürbüz, aslında ben bunu şöyle söyleyeyim sana, başka bir yemekte gördüm. Şimdi kendi kendime de şey dedim, bir çorbayı mesela nasıl zorlaştırabilirsin? Bunun için de mantık olarak aklıma bu şekilde bir şey geldi. O görsel çok hoşuma gitmişti çünkü. Bu arada neden iki paket kurumaya? 24 kaşık un koydum, biraz daha koyacağım bu arada. Peki bu çanaklar büyük mü olacak? Çanak evet büyük olması lazım. Hani bir kaşık, çorba kaşığı diyeyim size. Bir çorba kaşığı içine girmesi gerekiyor bunun. Çorba kaşığı içine girmiyorsa hani tatlı kaşığı da o zaman anlamı yok. Umarım dediğin gibi yapabilirsin. Üzerine tuz, birkaç kaşık zeytinyağı ve su konulan ekmek hamuru harcı karıştırılıp iyice yoğruluyor. Yoğrulan ekmek hamuru kaba alınarak dinlenmeye bırakılıyor. Ayrı bir kaba tekrar un konulup yarım su bardağı zeytinyağı hazırlanıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şu anda bir tane daha hamur hazırlıyorum. Ekmeklerim çünkü biraz büyük olacağı için yetmeyebilir. Şimdi bir dakika. Bu hamur ne için? O hamur ekmek çanağı için. 6 tane çanak için bu hamur yetmez mi diyorsun? Yetecek ama yetmez diye ben hemen 2 dakikada biraz daha hazırlıyorum. O da zaten hemen onu da yoğuracağım. İyi düşünmüşsün. İkinci hamuru yapmak mantıklı. Sence bu ekmek çanağını, emeğini anlayacaklar mı? Anlarlar inşallah. Gülümüz ne diyeyim? Kaç yıldır hamur yapıyorsun? Ben vallahi oğluma sürekli pizza istiyor benden. Nereden baksanız en az 3-4 seneden beri hamuru yapıyorum oğluma. Peki karışık pizzanın hamuruna ne zaman geçeceksin? Pizza hamuru zaten bunun hemen hemen aynı. Bir arada bir farkı yok Gülümüz. Yani? Aynı hamuru mu kullanacaksın? Kullanmayacağım. Çorbanın sunulacağı ekmek çanaklarının hamuru tezgahta iyice yoğruluyor. Onların altını kısmamız mümkün olur mu? Nelerin altını? Gülbüz'üm, o patlıcanların altını biraz kısalım. Tabii. Patlıcanlar kısık ateşte közlenmeye devam ediyor. Biz de bu arada yarışmacıları konuşmaya başlayalım mı, ne dersin? Başlayalım Gürbüz. Ya herkesin dilinde bir Murat'tır gidiyor. Murat'la alıp veremediğiniz nedir Allah sen? Ya Murat hocayla alıp veremediğin bir şey yok aslında. Murat hoca masada böyle kendini çok bilmiş. Her şeyi ben bilirim edasında olduğu için biraz itici geliyor aslına bakarsanız. Yani çok fazla böyle her şeyi bilmiş yapıp, yok işte en son yorumu ben yapacağım. Ben hatta masada kendisine dedim ya, siz yapın ben daha sonra yapayım dedim. Yok en son yorumu ben yapacağım. Yani bence birazcık çok bilmişçe davranıyor. Ekmek çanakları için yoğrulan ikinci hamurun üzeri streçle kapatılarak dinlenmeye bırakılıyor. Şimdi ne yapacağız Serhat'cığım? Şimdi masamızı hazırlayalım, görürüz.
Hamurlar dinlenirken masayı kurmak mantıklı. Masayı yerden çıkarttık mı zaten hamurlarımız o sırada mayalanmış olur. Onları hallederiz, çanağımızı yapmaya başlarız. Hadi koş koş. Hadi bakalım hemen masamızı kuralım, yürürüz. Gel sana örtüyü sererken yardım edeyim. Şu kenarları düzelt. Heh, işte oldu. Ben Serhat Bey'den çok basit bir masa düzeni bekliyorum. Kesinlikle kendisi de çok zaten konuşma tarzı, şekli, şemali, duruşu çok öyle önemli biri olduğunu düşünmüyorum. Masasına da çok önem vermeyeceğini düşünüyorum. Hızla masasını kuran yarışmacımız eksiklerini birer birer tamamlamaya çalışıyor. Peçetelerin ardından çatal kaşıklar da masadaki yerini almaya başlıyor. Kreple ilgili Liana ile Murat arasındaki 3 dakika olayına ne diyorsun? Bakın 3 dakika olayına ben ilk başta ben de hani dedim böyle böyle. Ama sen geri adım attın. Ben geri adım attım çünkü neden? Daha şeyi duymamıştım ben. Hani için harcının hazırlanması gerektiğini duymamıştım gerçekten de. Dış krep olarak düşündüm. Ondan sonra zaten söyledikleri zaman ondan sonra geri adım attım. Hani R yapıyor dediler ama desinler sıkıntı yok. R yapmadım aslında. Bu arada herkes R yapabilir yani Gürbüz. Hani bu geri adım atmak illa bir yanlışımızla gitmektense geri adım atmak bence daha olumlu bir yaklaşım olur. Herkese de tavsiye ederim bu şekilde davranmayı. Ben şimdi geri adım atmamış olsaydım Liana Hanım'ın düştüğü duruma düşecektim. Serhat Bey bana da 5 puan verdi. Ne yazık ki çok acı bir şekilde gününü oynamak adına Sinin Hanım'ın olmayan masasına da 5 puan verdi. Burada size açıkça bir şey söylemek istiyorum. Hakkaniyet noktasında en adil davranan benim. İnanmıyorum. Ekmeği kağıt havluyla mı kapatacaksın? Başka bir şey bu. Ya şurada ne güzel peçete var. Sen kalkmışsın el silinen peçeteyi koymaya çalışıyorsun. Yani uyarmasam laf işitecektin. Tamam mı şimdi? Masan hazır mı? Masamız hazır. Hadi o zaman yemeklere devam edelim. Ezme patates salatası için haşlanan patateslerin suyu süzülüyor. Ezme patates salatasına neler koyacaksın? Taze soğan koyacağım. Onları da hazırla istersen. Aynen Gürbüz. Hadi hemen bir kap al şu çekmeceden. Ezme patates salatasında kullanılacak yeşillikler ve havuçlar sirkeli suda bekletiliyor. Domates çorbasının sunulacağı ekmek çanakları için dinlendirilen hamur tezgaha alınıp tekrar yoğruluyor. El yapımı ekmek çanağında domates çorbası. Şimdi domates çorbası klasik anam babam usulü bir çorba. Benim çocuğum bile yapabilir bunu yani. Bir kere göstereyim ikinciyi zaten yapar. Diğer konuda ekmeği pişirdikten sonra içine alıp tekrardan bir fırınlaması lazım ki içinin yumuşaklığının gitmesi lazım. İçini iyice kıtır hale getirmesi lazım ki çorbayı emmesin. Bunu yaparsa zaten çorbanın kıvamının ne şekilde olduğunu anlayabiliriz. Eğer yapmazsa içine mama koyulmuş bir domates gibi, domates ezmesi gibi bir şey olur yani. Püresi gibi bir şey olur. Bu arada Murat, domates çorbasını benim çocuğum bile yapar demiş. Ne diyorsun bu yoruma? Çok saçmalamış. Çocuğu yapsın da göreyim bakayım. Ben tarifini vereyim hatta ona, kağıdımı vereyim. O bana şey yapsın programdan sonra. Video atsın, çocuğu yapabilecek miymiş bakalım. Bu arada ekmek hamuruna çanak şeklini nasıl vereceksin merak ediyorum. Gürbüz'üm bir tane bıçak alabilir miyim? Tabii. Hadi sana hamur kesme aparatı vereyim. Tamam, süper. Ekmek çanakları için yoğrulan ilk hamur 4 bezeye ayrılıyor. İkinci yoğrulan hamur da tezgaha alınıp ikiye kesiliyor. Çanakların düzgün şekilde olması için bezeler geniş bir kasenin içine konularak şekillendiriliyor. Unlu tepsiye dizilen ekmek hamurları tekrar dinlenmeye bırakılıyor. Karışık pizza için haşlanan koçan mısır tezgaha alınıyor. Karışık pizzanın hamuru için kaşıkla ölçülen un kaba konuluyor. Ay, süren iyice azalıyor. Dondurmalı irmik helvasının çikolata sosunu kremayla mı yapacaksın? Kakao süt, krema değil ya, kakao süt. El açması karışık pizza. Yani Serhat Bey size inanamıyorum.
pizzayla mı bu yarışmaya katılıyorsunuz? Benim günümde içeriği yazmadığını söyledi. Nasıl bir pizza bekliyor beni? Ben de şu anda neye göre yorum yapacağım bilmiyorum. Keşke biraz içeriğinden, içine koyacağı malzemelerden bahsetseydi. Karışık pizzanın hamuru için unun üzerine bir paket kuru maya, tuz, zeytinyağı ve su ekleniyor. Bu arada Fatma demiş ki, ara yemek karışık pizza mı? İnanamıyorum. Menümde içerik yazmadığını söylemişti. Keşke kendi bahsetseydi demiş. Çok güzel, hepsi var. Hepsi var. Şimdi ne diyecek Fatma Hanım? Çok merak ediyorum mesela. Ben Murat gibi boş laflara mı önem verseydim sadece sunumlara? Karışık yazdım, hepsi var. Artı kendi mısırı konserve kullandı, ben kendim açtırdım bu arada. Onu da belirteyim ona. Karışık pizzanın hamuru iyice yoğruluyor. Hamuru ne kadar dinlendireceksin? Çorba yapana kadar beklesin. Bu hamur 6 kişilik pizzaya yeter mi sence? Biraz işte bir tık daha olsaydı biraz. Üzeri kapakla kapatılan karışık pizzanın hamuru dinlenmeye bırakılıyor. Şekil verildikten sonra tekrar dinlendirilen ekmek hamuru tezgaha alınıyor. Şimdi ne yapacaksın? Süs olması lazım. Zaten üst kısmı açık olmayacak mı? İşte açacağım da üstüne süs yapacağım. Ekmek hamurunun üzerinden ceviz büyüklüğünde kopartılan parça elde ip gibi uzatılıyor. Ya şu işi baştan yapsaydın ya, hem ekmeklerin şekli bozulmazdı. Abi unuttum ya, aklımdaydı da. Nasıl süsleme yapacaksın çok merak ediyorum. Ya normalde bunun iki tane olması lazım. Nasıl unuttum ben bunu? Şekillendirmeden önce ama içi de ne güzel olmuş var ya, yazık ya. Tüh. Ekmekler çok güzel görünüyor valla. Ne güzel, baksanıza. Niye böyle oldu Serhat'cığım ya? Valla görürüz. Konuşunca unuttum, hiçbir şeye bakmadım bile, önümdekine bakmasam. Bir anlama yaptık ama bakmadık. Aynı boyda ip gibi uzatılan hamurlar birbirine dolanarak şekil veriliyor. Bu ekmeklerin hepsini böyle tek tek süsleyecek misin? Evet. Bence sen hayatta yetiştiremezsin. Üzgünüm ama bununla uğraşarak hata yaptığını düşünüyorum. O zaman hiç süse gerek yok demiş. Bunlarla uğraşırsan çok zaman kaybedersin. Kapak kısmı belli olsun diye hamurların ortasına bir tane yuvarlak koy, yeter bence. Elde yuvarlanan hamurlar ekmek hamurlarının üzerine yerleştiriliyor. Domates çorbasıyla sunulacak ekmek çanakları nihayet fırında pişmeye başlıyor. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi çorbaya geçiyoruz. Hadi hemen geçelim. Sen domates çorbası. Serhat Bey'i 3 gündür masada görüyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyor tabii. Kendince yorumları var ama çok da sağlıklı yorumlar yapamıyor. Kendisinin yemekleri çok fazla savunabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ayrıca neyini savunacak ki böyle bir menünün? Pizzayı mı savunacak bana? Helvayı mı savunacak? Yoksa 5 ayında verilen salatayı mı savunacak? Bu menü her şeyle tam olursa benden en fazla 6 puan alır. Bu arada Fatma demiş ki, Serhat 3 gündür masalarda çok sağlıklı yorumlar yapamıyor. Bence yemeklerini savunamayacak demiş. Fatma Hanım kendi yemeklerini savunmuş ki, savunmuş mu ki benim yemeklerimi savunmayacağımı düşünüyor. Kendi yemeklerini savunsaydı ya masada, kendi yemeklerini savunamadı. Domates çorbası için domatesler bol suyla yıkanıyor. Özellikle mi pembe domates aldın? Evet, daha lezzetli oluyor. Domatesin mevsimi geçti diye laf ederler mi acaba? Ya şimdi domates artık yani kışında kullanılıyor benim. Yani her yerde tüketebildiğiniz her yerde bulunuyor sonuçta. Bulunabilen bir şey de bence mevsimi geçse de kullanılıyor. Çorba için domatesler rendeleniyor. Sen birinci olamazsan kim olsun istersin? Ben birinci olamazsam Murat Bey olabilir. Çünkü şu ana kadar benim gözlemlediğim kadarıyla hak etti. Ben olamazsam birinci Murat Bey olabilir. Bu arada Murat demiş ki, bu menü her şeyiyle tam olursa benden 6 puan alır demiş. Her şeyle tam olursa 6. Yüksek puanları cebine koydu. Ondan sonra şimdi herkese sıfırcı Murat diyelim artık. Sıfırcı Murat'a döndü. Değişir. Kendi günü geçti ya Murat Bey. Zaten hoca gibi davranıyor. Kendi günü geçti. Ondan sonra şimdi herkese sıfırcı Murat gibi davranır artık. Çorba için rendelenen domatesler hazır. Şimdi çorbayı nasıl yapacaksın anlat bakalım. Çorbanın için önce sıvı yağla tereyağı karıştıracağız. 2 yemek kaşığı un koyup kavuracağız kokusunu çıkana kadar. Sonra bir salça ekleyeceğiz. Bu arada Selin demiş ki, domates çorbası beceri gerektirmeyen bir çorba demiş. Niye? Hiçbir beceri gerektirmiyor mu yapılan hiçbir şey? Selin Hanım, yani beceri dün gördük. 2 çocuk annesi kendisi. Önümüze sunduğu menü de yani kusura bakmayın. Çocukları aç kalıyorlar herhalde evde. Kendisi o kadar demek ki beceriksiz çünkü önümüze hiçbir şey koyamadı yani doğru düzgün.
Çorba bile çorba çöz biber çorbası dedi. Çöz biber tadı falan hiç alamadık yani. Domates çorbası için ayçiçek yağı ve tereyağı ile kavrulan un ve salçaya rendelenmiş domatesler ekleniyor. Serhat Bey dün gömlek giymişti ve gömleği ütüsüzdü. İnşallah bugün gömlek giyer ve ütülü bir gömlekle Serhat Bey'i masada görürüz. Bu arada Selin demiş ki dün Serhat gömlek giymişti ama gömleği ütüsüzdü. İnşallah bugün ütülü bir gömlek giyer demiş. İnşallah. Bunlar zaten hep kendi şey yapıyorlar, ben anlamadım yani. Kendi kıyafetlerini masada bir benden başka kimsenin kıyafeti konuşulmuyor zaten. Biz gayet normal, gayet normal düzdü yani benim şeyim. Üzerine kuru nane, pul biber, tuz ve sıcak su eklenen domates çorbası pişmeye bırakılıyor. Jülyen bonfile ile sunulacak beğendi için közlenen patlıcanların kabuğu soyulup kaşıkla eziliyor. Beğendi için tavada tereyağı eritiliyor. Peki tencereye koyduğun tereyağı ne için? Bu da irmik helvamız için. Bravo! Sonunda iki işi aynı anda yapmaya başladın. Etleri de ocağa koysam mı acaba? Et için önce etleri aslında şey yapacağım. Direkt atmam lazım. Şunu süzmem lazım. Marine edilen jülyen bonfile etler de tavada sotelenmeye başlıyor. Beğendiği için eritilen tereyağına köz patlıcanlar ve un ekleniyor. Ay, süren çok azaldı. Daha pizzan ve salatan var. Onları zaten fırına atacağım, pişecek. Hadi bakalım, hadi. Beğendiği için kavrulan köz patlıcan ve una bir bardak süt ekleniyor. Son olarak üzerine kaşar peyniri rendelenen beğendi neredeyse hazır. Ya beğendi biraz yağlı oldu sanki. Evet, biraz yağlı oldu. İçine bir şey koymadık herhalde ama ne koymadık? Kaşarını mı az koyduk? Ana yemek jülyen bonfile ile sunulacak beğendi nihayet hazır. Dondurmalı irmik helvasının şerbeti için sütün üzerine su ekleniyor. Şerbete ne kadar şeker koyacaksın? 4 kaşık. Bak şeker hemen önünde. 4 kaşık tereyağı şeker önünde. İkisi var daha irmik. Şuna bir önce irmiğimizi de koyalım. Ortalama 2,5 su var daha. Göz kararı yapacağız artık. Dondurmalı irmik helvası için göz kararı irmik tereyağıyla kavruluyor. Kavrulmaya devam eden irmiğe çam fıstıkları ekleniyor. Fıstığı ayrıca kavurman gerekmiyor muydu? Onu unuttum. Eyvah eyvah. Unuttum. İnşallah içinde olur. Artık ne kadar kavrulursa. Şimdi helvanın şerbetine neler koydun? Süt koydum, suyunu koydum ve 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave ettim. Bunu bu şekilde hazırladık. Bu arada etlerine bir bak istersen. Hemen geliyorum. Zaten sütümü de helvanın üstüne boşaltırım o sırada. Bir iki iş yapmış oluruz. Ana yemek jülyen bonfilenin etleri pişmeye devam ediyor. Helva için kavrulan irmiklere sütlü şerbeti ekleniyor. Kalınca doğranan kapya biberler jülyen bonfileyle kavrulmaya başlıyor. Jülyen doğranan yeşil biberler de kavrulan etlere ekleniyor. Eyvah! Son 15 dakika. Üzgünüm ama hala pizzan ve salatan yok. Çorbanın krutonu ve kaşarı da hazır değil. Helvanın çikolata sosu zaten yok. Ne olacak şimdi? Biz artık olanlarla idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kruton olmasa da olur. Ne yapalım yani? 2,5 saatte bu menüyü çok rahatlıkla yetiştirir. Bence 2 saatte bu menü biter. Şimdi 2,5 saatte bu menüyü çok güzel yetiştirir. Güzelce üzerini de değiştirir. Kokularını da sürer, bizi karşılar. Ev yapımı çikolata sos için tencereye şeker konuluyor. Başka ne koyacaksın? 1,5 yemek kaşığı un. 1,5 yemek kaşığı un. Unumuz neredeydi? Çikolata sos için şekerin üzerine un ve kakao eklenip ocağa alınıyor. Üzerine su eklenen sos pişmeye bırakılıyor. Ben hemen pizzaya geçeyim Gülbüz. Peki çikolatayı ne zaman sosa koyacaksın? Biz o biraz şey olduktan sonra, biraz erimeye başladıktan sonra koyacağım onu. O zaman şimdi pizzaya mı başlıyoruz? Evet diyoruz, pizzaya geçeceğim ben. Çünkü pizzayı yapmam lazım. Büyük bir tane mi yapacaksın? Mecbur artık, yani bir tane yapalım artık. Kare kare böleriz. Dinlenen pizza hamuru unlu tezgahta tekrar yoğruluyor. Yürümeciğim, o çikolatayı onun için atabilir misin sana zahmet? Aslında bunu yapmam ama senin için yapacağım. Teşekkür ederim. Zaten bir çikolatası atılacak, o kadar. Şöyle kaşıkla içine attım. Gerisi sende. Merdane ile büyük bir şekilde gelişi güzel açılan pizza hamuru tepsiye yerleştiriliyor. Serhat'cığım neden böyle oldu sence? Gülümüz, planlama ve heyecan diyelim Gülümüz.
Bence heyecan. Zor muymuş? Her şey ekranda göründüğü gibi olmuyormuş. Mutfağı gördükten sonra rakiplerine yaptığın eleştirilerden pişman mısın? Mutfakta, yani evdeki gibi değil. Eleştirilerden pişman değilim. Neden işte? Önüme gelen tabakları eleştirdim. Şimdi onlar da beni eleştirebilirler. Yapacak bir şey yok bunda. Yani pişmanlık değil. Sonuçta önemli olan o buraya katılmak da güzel bir şey. Maalesef son 5 dakika. Pizzan ve salatan hala ortada yok. Pizza ile patates salatasını yapalım bari görürsün. Ama pizza ara yemek. 5 dakikada fırına atarsın hesap bence. Hesap yapacağız o zaman. Eleştirdik ama işte gördüğünüz gibi öyle göründüğü gibi olmuyor her şey. Pizza sosu olarak hazır domates püresi hamurun üzerine sürülüyor. İnsan zorda kalınca her şeyi yapıyor değil mi? Tabii maalesef. Yapacak bir şey yok. Normalde pizza sosunu senin yapman lazımdı. Tabii ama bunu masada belirteceğim. Ne diyeceksin? Sosu yetiştiremediğim için hazır domates rendesi kullandığımı söyleyeceğim. Domates rendesinin üzerine rendelenmiş mozzarella peyniri konuluyor. Dilimlenen sosisler ve sucuklar da diğer malzemelerin üzerine yerleştiriliyor. Haşlanmış koçan mısırın taneleri bıçakla kesiliyor. Mısırını bile kendin haşlamıştın. Bu kadar emeğine yazık oldu. Halbuki ne kadar iddialı başlamıştın. Ben de üzüldüm Gürbüz ama önemli değil Gürbüz. Sizi tanımak da güzel. Yani yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra ne yapacaksın? Gürbüz öyle diyeceksin. Herkesi şaşırtırsın diyordum ama olmadı. Ya güzel bir şey yapsaydım ben de emin olun gerçekten isterdim öyle ama işte... Evdeki hesap çarşıya uymuyor Gürbüz. Maalesef ezme patates salatası ve çorbanın krutonu eksik. Yarışmaya eksik menüyle başlıyorsun. Sana düşük puan verebilirler. Haftanın sonuncusu oluruz herhalde. Çorbaya çanak olarak pişirilen ekmekler tezgaha alınıyor. El açması karışık pizza fırında pişmeye bırakılıyor. Kapak olarak kullanılacak olan ekmeklerin üst kısmı bıçakla kesilerek ayrılıyor. Al şu tahtada kes istersen. Ve son 10 saniye. Son 7, 6. Eyvah. Hadi hemen kes hemen. Son 3, 2, 1. Süren bitti. Zuhal Hanım geldi. Hadi hemen kapıyı aç. Koş Serhat koş. Hoş bulduk. Ay kocam bıraktı da beni işe. Merhabalar. Onu uğurluyordum. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Seni de göndereyim ben. Olabilir. Gördüğünüz gibi malum haftanın. Hamama giren terler. Öyle öyle. Bu yani, iş bu. Öyle. Ne oldu? Üstüne bir şey mi döküldü? Termo. Biraz terledim ama üstüne bir şeyler de döküldü tabii ki. Aa geçmiş olsun. İşte neydi yaparken, canım tek maalesef. Şeyimiz o olsun. Ben buyurayım mı, buyurmayayım mı? Bir tereddütteyim. Ali gel gel. Gel gel diyor. Geldim ama topla Ali, sağ ayak tamamdır. İyi masa tamam. Bir an önlükle görünce ödüm koptu. Merhaba ekip, merhaba sevgili seyirciler. Neler oluyor burada? Yoksa yetişmeyen bir şeyler mi var? Suratlar düşmüş. Şimdi suratları gösteremiyorum tabii. Ekibin suratlar düşük. Senin... Ekibin suratlar düşük. Ekmeğe ben bakayım. Bu çorba servis edeceğin ekmeklerin değil mi? Gayet iyi görünüyor. Evet Zuhal Hanım. Keseceğim bunları. Evet içine i̇şte, çorba koyacağım. Çorba koyacaksın. Evet Zuhal Hanım. Ya sen şey ne iş yapıyorsun? Sigorta. Poliçeler mi geldi bugün buraya? Ne kadar çok yok, şey. Yok Zuhal Hanım. Çalışmıştım dersimi ama. Kaç tane tarif var burada? Vallahi onları ben kendim yazdım. Kendin yazdın. Evet. Etler. Bu irmiğin çikolatası mı? Evet Zuhal Hanım. Pizza mı fırında? Evet Zuhal Hanım. Bakayım. Ha karışık pizza. Evet. Evet. Nerenin pizzası bu? İtalya'nın hangi tarafının? Sicilya, bu Toskana. Şeyin İtalya'nın Fiorentina. Ne oldu be Serhat ya? Sanki biraz işler ters mi gitmiş? Evet Zuhal Hanım, biraz bana işler. Bana mı öyle geliyor? Maalesef biraz işler. Buyurun. Teşekkür ederim. Olsun olsun ziyanı yok. Canı sağ olsun. Tabii ki öyle. Yani aynen. Sonuçta her şeyi dört dörtlük yapmak zorunda değiliz. Yapamayacağımız şeyler de olabilir. Bak ben hiçbir şey söylemiyorum. Ne etini ispiklerim yanmış diye. Galiba teşekkür yanmış. Teşekkür ederim. Yok yanmadı da fazla pişti. Fazla pişti. Dur bakalım kurtarırsan. Kurtarırsan. Ay kapıyı aç ben da açayım. Bakalım. Böyle mi açacak? Maalesef. Böyle mi olacaktı?
Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Serhat Bey. Buyurun, ne kadar şıksınız Fatma Hanım. Bugün ne kadar mutlu oldum. Serhat Bey böyle görmek isterdim. Gerçekten. Keşke sizi de şık görseydik Serhat Bey. Hoş geldiniz. Ben söylemiştim yetiştiremeyeceğini. Merhaba Azra. Merhaba Fatma, hoş geldin. Hoş geldin. Gel, gel. Merhabalar. Lian, hoş geldin. Merhabalar. Şapkaya bak. Merhabalar. Amanın, hoş geldin. Ohohoho, güller, danterler. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ay çok güzel ama başındakine bayıldım. Çok teşekkür ederiz. Ay ondan ben de istiyorum. Bak ondan isterim bir tane. Hemen. Geçen gün şunu bunu vereyim dedim. Hayır ama üstünde ondan. Gitti. Ücreti mukabilinde. Gittiğim senin butikte gibi mi satılıyor? Hayır, gittiğim gibi kargoluyorum ama. Ha, bir saniye, senin butikte butiğim yoksa alma. Ben sana para kazandırmak istedim. Hayır, benim seni butiğimde değil. Ha, o zaman kalsın. Ama çok beğendiyseniz. Hayır, 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 hayır. Hayır. Evet, hoş geldiniz sevgili yarışmacılar ve Serhat. Zuhal Hanım. Ben çok mutluyum. Öncelikle masama hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizlerden ben bir şey rica ediyorum. Menümü yetiştiremedim. Üzerimi de değiştiremedim. Menünü yetiştiremedin evet, de? Evet, yetiştiremedim. Eksik parçalar maalesef mı var? Evet, eksik parçalar var. Ama onlardan ziyade ben sizin karşınızda, yanınızda hani güzel oturmak için kıyafetimi, gömleğimi giymek istiyorum müsaade ederseniz. Bence edelim. Şimdi normalde etmiyoruz. Buyurun, bunu yasaklamıştık fakat ya gördüğünüz size gibi. Size sonuçta verdiğim değerden dolayı. Yani sen, sen hemen değiş gel Serhat. Sen hemen değiş gel. Ben de şaşkınım. Ben de üzgünüm. Tabii sizin çok üzüldüğünüzü düşünmüyorum. Özellikle tahmin etmiştim. Az çok tahmin etmiştim evet diyen bir Murat var. İçeri ben girerken de sen de galiba. Hı hı. Fatma da sanırım bir girdi böyle bir işte gördük der gibi bir evet surat ifadesiyle. Ama ben çok özür diliyorum böldüm sizi. Rica ederim. Ama Murat Bey'in çok da bir tepki vermesini beklemiyorum. Çünkü kendi de üstünü değiştirmedi. Yok ben gayet gururluyum ceketimle sizin karşına Murat çıkmak. Evet sen de değiştirememiştin. Yani hemen de değiştiremedin ama seninki temizdi. Ben temiz çalışırım. Bir şey söyleyeyim. Yeni giymiş olduğunuz bir ceket olsaydı Murat Bey daha güzel olurdu. Bir şey söylemek istiyorum ve lütfen kesilmeden söyle, yani sözümü bitirmek istiyorum. Kesmeyin çünkü Fatma'yı. Sizin şef olarak bu yarışmaya katılmanın size artı bir puan sağlamıyor. Tabii. Sonuç olarak siz üzerinizi değiştirmediniz. Evet. 2,5 saat mutfakta terlediniz. Hepimiz o yollardan geçtik. Evet. Ben sizi ter kokusuyla değil, yemek kokusuyla değil, güzel bir gömlekle, parfüm kokusuyla beklerdim. Misler bunu bana gibi sağlamadınız. Evet. Terle alakalı bir belirti var mıydı? Gördüm. Bakın, yok, Allah'a şükür yok böyle bir şey. Ama bu olmuyor mu? Oluyor. Neler tabii. Ama olabilirdi de. İlk ekran başlık yanında da oturarak. Evet. Siz de yanında oturarak. Hayır, Murat Bey gülüyor. Allah yok. Yok, Murat Bey için söylemedim. Ama yaşadığımız şeylerden maalesef. İşte terli insan. Ama yedek kıyafet biz getirtiyoruz evet. Fatma bu arada girdim. Evet. Yedek kıyafet getirtiyoruz bunun için ama tabii ki yarışan yarışmacının üzerine değişmesi ideal olanı. Ben zaten tahmin ediyordum Serhat Bey'in çok yavaş hareket edeceğini ve yetiştiremeyeceğini tahmin ettiğim için dediğimde çıktı. Serhat Bey kapıyı açınca bizi üzerinde önlüğüyle karşıladı. Böyle şeyler ben de yaşadım ama benim en azından üstüm temizdi. Leke yoktu, herhangi bir önlük yoktu. Yani ben hoş karşılamadım ama oldu bunlar. Yapacak bir şey yok. Üstünü değiştirememişti, yetiştirememişti. Serhat Bey'e geçmişler olsun. Dün arkadaşımız Murat Bey masada dedi ki evet, ben 3 ay bu menüye hazırlandım. Yok evet, ben 22 yıldır. Buyurun siz bitirin. Siz şimdi 3 aylık bu menüyle, bana geldiğiniz menüyle, Zuhal Hanım çok iddialıyım bu konuda. 3 ay bana verin. Vereyim. Ve Murat Bey'in menüsünü verin. Balık açmayı da, balık açmayı da içine ekleyelim. Tamam. Ben gibi şef gel değilim. Tamam. Ben şef değilim. Tamam. Eğer ben bu menüyü yapmazsam sizin bana söyleyeceğiniz her şeyi kabul tamam ediyorum. Ben ekstradan yarım saat veriyorum. 3 saate tamamlayalım. Tamam mı? İddialar. Ben çok iddialıyım. Çok iddialıyım. Çok iddialıyım. Ben çok iddialıyım. Çok iddialıyım. Size ekstradan yarım saat ben veriyorum. Ve bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Lütfen bugün sofrada bana haksızlık yapıldı. Türk halkı bana haksızlık yapıldı. Puanla evet, düşündü. Evet, benim üzerime çok üzüldünüz dün. Çünkü Murat Bey, sizin dün bohçanızın arkadaşımın yapmış olduğu krepi baktık ya. Evet, bakamadık, krep değildi. Daha sonra böyle. Merhabalar. Tekrardan geldim. Aa, Arif Susam geldi. Bu arada ama kesinlikle gömlek giyinin. Teşekkür ederim. Serhat'la bir şey söyleyebilirim. Evet. Altımızdaki atletli çoğu mu? Neden? Beğenmediniz mi?
Siz sürekli benim böyle içime falan bir şeylerime bakıp duruyorsunuz. Ben anlamadım sizi. Yani nasıl bir gözle bakıyorsunuz? Atletli beden büyük olmuş sanki. Hani atlet mi giymeseydiniz demek istedi Liana Hanım. Yok ben atlet her zaman giyerim. Atlet giyerim sanırım da yani. Lütfen yemeklerle ilgili konuşun da akrepler falan girmek nedir ya? Kıyurupak akça pakça geldi de hala da yanılmadı size de. Ya siz de bir ütüsüz. Ne istiyorsunuz ağlamak? Ağlamak yeniden ütüsü. Neden böyle? Civatalar gevşedi. Biraz evet. Ütüsü olmuş mu? Beğendiniz mi ütüsünü bari? Sen ütüledin mi? Evet. Vallahi atlet çok güzel. Bir beden de büyük gibi olmuş. Atlet bir kültürdür bu arada. Göbeğine çok takıyorsunuz. Ama büyük ya. Beden moda. Bol pantolonlar erkeklerde. Bol oversize'lar şunlar bunlar. Ama bu gömlek biraz keten gibi ya. Bunun içine atlet giymeseydiniz. Aşı kumaşı çizim falan gibi. Atlet bir kültürdür. Atlet giyenler giyebilir, giymeyenler beyaz giymeyebilir. Giyme, gayet şık olduğumu düşünüyorum yani. Yelpazen yok. Siyah giyme. Nasıl masamı beğendiniz mi bu arada? Gel beraber yiyelim. Muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş masaya da gel. Evet, masası tamam yarışmacımızın. Üzerini de değiştirdi. Yemeklerinde eksikler varmış. Nedir? Sırasıyla öğreneceğiz. Masasıyla ilgili şimdilik yorum alayım sizlerden. Liana nasıl buldun masayı? Çok basit buldum Zuhal Hanım. Masayı yarın görecek Serap. Yani yarın göreceğiz. Hep basit ne yapacaksan yani, herkese var. Abize yarın masa görüyorsunuz. Ama sen ne yapayım? Üstüne ayna koyacak herhalde. Ben kendime bakmak için. Olsun. Ayna. Evet, ayna da koyacak herhalde. Ayna mı? Sen nasıl buldun Fatma? Şimdi dünkü masaya atıfta bulunmak istemiyorum ama bence şu çiçek noktası beni çok mutlu ediyor. Limonlardan çok mutsuzdun evet, dün. Evet, ben limondan çok mutsuzdum. O çiçeği masa örtüsü beni benden aldı. Onu çok konuşmak istiyorum. Toparlayalım ama çünkü güzel, vakit kaybettik. Güzel. Selin? Kasvetli buldum. Masa örtüsü koyu, supla koyu. Bana kasvetli geldi ama çiçek çok zevkli. Ama ben tekrar söylüyorum yemekteyizde çiçek görmekten sıkıldım. Sıkıldın. Değişiklikler istiyorum orada. Meyve sebze gelelim biraz da. Ne güzel dedin. Evet, aksesuarlar, evet, çiçekler bilecekler. Sizin masanızdan daha güzel ama. Basit ama güzel. Papağan olur. Sizin benim dün 9 saat önce bana baktı. Ben odaklanamadım. Dün Fatma Hanım festival dedi, karnaval dedi. Benim evet, ruhum Luna Park. Masamı da Luna Park şeklinde yaptım. Benim içimin rengi. Sizin kasvetinizle evet, buyurun koyu masaya. Bir ağaç eksikti ortaya dikmediğiniz. Ama beğendi burayı Liana dünkü masadan daha iyi diyor. Yani kesinlikle evet, ben burayı... Kasvetli olduğunuz için Lina Hanım. Hayır. Lina. Evet. Murat. Zuhal Hanım, Serhat Bey benim burada oturacağımı anladı galiba. Bütün servislerim tam. Hanımefendinin bir tane bıçağı eksik. Sizinkiler ters yönde. Beyefendininki ters yönde. Hanımefendininki ve benimki bir tek doğru. Simetri hastalığı. Sadece benim. Simetri yok. Sizin bir tane bıçağınız eksik. Ama mesleki şeyinden. Evet. Hangisi ters yönde Murat Bey? Bütün sizin servislerde yanlış, bir benimki doğru. Bana burada oturacağımı öğrendiniz herhalde. Altıncısınız da kuvvetli. Ama hepimizinki yanlış olsun. Seninki doğru. Evet, ben yani de, bu, evet. Ben masa güzel, sade ve şık ama servislerin düzgün. Evet. Tebrik ederim. Evet, peki. Domates çorban var ama değil evet, mi? Var. Ekmeklerini gördüm. Ekmek çanağı içerisinde. Evet. Kuru tonlu kaşar peynirli domates çorbası. O zaman çorba servisiyle başlayabilirsin. Teşekkürler Serhat. Masa düzeni güzeldi. Yani çok fazla bir sıkıntılı bir şey yoktu ama benim servisim eksikti. Kıyafetin değiştirilmediği için masayı da hazırlayamadığını düşündüm. Yarım yamalak bir şeyler hazırlamış. O kıyafeti, o masa iyiydi. Ama servislerde eksiklikler vardı. Serhat Bey'in masa düzeni basit ve sadeydi. Yapabileceği standartlardaydı. Masa düzeni çok güzel değildi, çok basitti, çok beğenemedim. Ben o sırada tabii ki Serhat Bey mutfağa girebilir miyim? Mutfağa. Hele şükür ilk başta aklınıza geldi. Ben mutfağa girmeyeceğim. Lütfen gözetim. Ben zaten girmek istiyorum. Şöyle ortadan toplayabilirsin kamera açılarına engel olmamak için. Girebilir miyim Serhat Bey? Giremezsiniz. Serhat lütfen. Giremez mi Serhat? Giremez çünkü neden? Zaten benim eksik. Yani olsun ben görmek istiyorum. Zaten... Yani sizin, zaten eksikmiş, girsin yani. Aynen, ben üstadınızı kamerada görünmesini istemiyorum. Girebilir miyim Serhat Bey? Kusura bakmayın. Yok, izin vermeyin. Giremezsiniz. Bence de girme bence zaten. Bence pişman olacak. Hayır, sorun yok. Ben açık açık söylüyorum neden giremediğinizi. Tabaklar benim eksik. Zaten günümde, yetiştirememişsiniz. Tamam, benim günümde ben sizin oraya gidip de kendinizi sergilemenizi istemiyorum. Tamam işte, bizi bence başka... alttan almanız lazım. Biz ne istiyorsak alttan onun olması lazım. Ne alakası var hanımefendi? Niye alttan alayım? Eksik olsun, eksik oldu diye ben... Size burada her dediğiniz atla almak zorunda mıyım? Yarın masadaki herkes isteyecek. Masayı yemeklerini savun. Ne var çünkü bunda? Bizde şöyle bir şey var. Zaten kendisi otomatikman söyledi. Neyi eksik ben bilmiyorum. Ama belli ki bir takım yemeklere yetişmemiş. Onun için otomatikman zaten 2-1 verme hakkınız doğmuş. Allah Allah ya, ne diyor ya bu? Ne konuşuyor, ne anlatıyor bu masama yok?
şey zaten eksik benim olduğunu kabul ettim ben. Hala kendini burada, kendi vücudunu kameralara göstermek için benim günümü kullanamaz yani. Giremez benim mutfağıma, ben kimsenin mutfağına girmedim. Kimse de benim mutfağıma girmesini istemiyorum. Bazen bu masalarda eksik menüye 6-7 puan alan yarışmacılar oldu. Var olan güzel yemeklerin hatırına yarışmacılar eksik menüye tabi tutmadılar. Bu tamamen sizin tasarrufunuzda. Yani yarışmacılar Serhat'cığım senin yemeklerini beğenirler. Kesinlikle. Sen yarışmanı belki bırakma. Ben çok beğenirim. Mutfağa sokarsa belki benim için artı bir puan olur. Bak artı bir fark puan diyor. Bak işin yani. Ucunda artı bir puan var Serhat. Soksan mı mutfağa Liana'yı? Bence sokun. Ben artık sokmayacağımı belirttim. Ama artı bir puan. Çok olabilir. Şey değiştiriyor. Ben puan için Liana'nın benim günümde kendini göstermesini takdir etmiyorum. Sizi ya tebrik ediyorum Serhat Bey. Ya ben zaten gösterişli bir kadınım yani. Tamam, sizin benim mutfakta ne alakası var? Bu kadar endamınızı gösteremeyeceksiniz kendi maalesef. Kendi gününüzde göstereceğiz. Liana Hanım. Niye gösteremiyorsunuz? Mutfağa giremiyorsunuz. Bence gösteriyor. Bence Serhat Bey şimdi pişman olup beni mutfağa alacak. Yo, kendi gününüzde girersiniz. Artı bir puanla kazanılıyor veya kaybediyor. Evet. Eksik menü diye zannetme ki yarışma evet. Senin için bitti. Yok, ben yarışma benim için bitmedi zaten Liana Hanım. Asla. Hiç öyle düşünme. Var olan yemeklerine odaklan. Sen gene sunumunu nasıl hazırladıysan yap. Sen gene nasıl servis etmek istiyorsan doğru bir şekilde porsiyonlamanı, tabaklamanı yap Serhat. Ama yani yine de sen yarışmanı bırakma. Sen de dün bırakmamakla doğru karar vermişsin zaten. Ve kendimle gurur duyuyorum o konuda. Tabii ki o başka bir şey. Yarışmanızı tamamlayın. Serhat Bey, zaten yetiştirememişsiniz. Bari bizi kazanın ya. Gerçekten. Liana Hanım. Artı bir siz, puan diyorum. Kalbimi kazanırsınız. Siz ne artı istiyorsunuz Liana Hanım? Evet. Serhat Bey, ben girebilir miyim mutfağa? Siz girebilirsiniz Murat Bey. Aa, Liana Hanım. Sana yes. Aranızda anlaşma mı yaptınız yoksa? Sensin acaba bugün. Hemcins ayrımcılığı mı bu? Liana Hanım, bu? Sizin mutfağıma sokmayacağımı belirttim. Neden ben hala ısrarla miyim? Girmek istiyorsunuz? Serhat Bey, ben de girmek istiyorum mutfağınıza. İzin verecek Murat misiniz? Bey, mutfağı gezin. Yani görebilir miyim dediniz, müsaade ettim. Adamın zaten eksik menüsü. Zuhal Hanım, her yerde reçeteler var ya. Serhat Bey dersine çalışıp da gelmiş ama muhtemelen okurken yetiştirememiş. Ben dedim size bir gelin, ben size bu yazmanıza da gerek kalmaz. Eğitim de verebilirim yani bunun için. Hiç aklınızda tutmanız yeterli olur uygulama olarak. Murat Bey, mutfağa bakacaksanız bakın, bakmayacaksanız haddinizi açmayın. Yok, haddimi açmıyorum. Açtım. Tamam, haddinizi açmayın. Bakın, yani. Müsaade ettim ben size. Peki. Açık yüreklilikle kolay olun gelsin, dedim. Kolay gelsin, kolay gelsin. Yazması güzel Serhat bir şey. Serhat Bey, o uzun uzun yazdığınız tariflere bakma şansımız var mı? Destan yazılmış orada. Bakabilirsiniz. Öyle küçücük bir not kağıdı değildi gördüğüm kadarıyla. Bakabilirsiniz. Bakın, buyurun. Bütün ben size getiririm biraz herhalde. Sonra. Ya iyi yapmış, unuturum diye bir şeydi ama. Liana Hanım mutfağa girmeye çalıştı ama izin vermedi. Murat Bey'e aksi taksiye izin verdi. Burada bir erkek dayanışması görüyorum. Yani bu hiç hoşuma gitmedi bir kadın olarak. Girip bakabilirdi. Yani zaten yetiştirmemiş ve artı bir puan vereceğini de söylediği halde izin vermedi. Bir puandan oldu Serhat Bey. Liana Hanım mutfağa girmesine izin vermedi. Bana izin verdi. Teşekkür ederim o konuda. Bana izin verdiği için. Liana Hanım zaten girseydi abuk subuk eleştiriler yapacaktı. Ben yine hakkaniyetli bir eleştiri yaptım. Orada tarifleri koymuştu. Tarifleri muhtemelen okurken çok zaman kaybetti. Daha önce çalışması gereken yemekler vardı. Çalışmamış muhtemelen. O yüzden yetiştiremedi. Ne yazık ki olmadı. Liana Hanım endamını göstermek için tekrar mutfağa girmek istedi. Serhat Bey onu mutfağa sokmadı. Bence sebebi de Liana Hanım'ın amacı mutfağı görmek değil, kendini göstermekti. Zoran, bir şey deneyebilir miyim? Söyle. Dün özellikle söylediniz, davet masasında şapka olmaz, adaba aykırı dediniz. Hanımefendi sizin demenize rağmen yine şapka takmış. Ben bu hepsi üçüncü. Yani saygısızlık oluyor. Bence şu an yani bize karşı bir saygısızlık yapıyor. Estağfurullah. Ya bize şimdi karşı yapıyorsunuz saygısızlığı. Şimdi adam muhaşeret kuralları gereğince kapalı alanlarda işte şapka, gözlük, yani, eldiven takılmaz. Ben kendime yani, çok yakışır. Ben demiyorum öyle. Yani sizin kendinize yakışmadığınız ortam içindeyiz, toplum Murat, içindeyiz. Buyurun efendim. Öyle bir duruma geldik ki biz belli bir noktadan sonra artık vazgeçtik. Çünkü ısrarla ben eldivenimi takacağım, gözlüğümü takacağım, işte kasketimi takacağım, şapkamı takacağım. Biz de dedik ki peki siz nasıl istiyorsunuz? Yani baş edemediğiniz artık ona için. Bir şey, yani çünkü biz koskoca insanları da bunu öğretecek tabii halimiz ki yani, yok. Öğrenecek yani ben de yasak çıkar şapkanı da diyemem. Diyemem yani. Seyirci bazen kızıyor, haklılar ama ne diyeyim ben yani şimdi sonuçta varsın olsun. Yani, masaya ekstra bir şey koymayın da diyorum. Bazen o da oluyor. Kum saati, evet, kupalar falan. Efendim evet. Kupalar, bardak. Onu da evet, söylüyoruz. Aynalar. Shaker'ını getiren mi dersin? Efendim kronometre koyan mı dersin? Artık evet, valla evet, oralardan geçtik. Ne yapalım? Yani yarışmacının tabii yarışmasına bozmayacak derecede bir şey olmadığı sürece artık bir şey diyemiyoruz. Ne tabii diyelim? Yani. Liana Hanım'ınki sanki kamufle bir aksesuar olarak değil, ya saçını yıkayamadı gibi dünden beri. Ya bana mı söylüyorsunuz? Evet, bir aksesuar değil, bir kamufle olarak taktığınızı düşünüyorum. Saçımı yıkamadım. Daha önceden de yanmıştı o saçlar. O yüzden takmıştınız, o siyah şapkayı taktığınızda. Bugün de bir kamufle olduğunu düşünüyorum. Aksesuar olarak kullandığınızı Selin düşünmüyorum. Selin Hanımcığım, ben size bir şey söyleyebilir miyim? Buyurunuz. Madem yine çiçeğime olmayan, mi? Hayır. Yine çiçeğime keşke mi? Keşke çiçeğiniz olsaydı.
bana olmayan iftiralar attığınız için ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Estağfurullah. Siz de bugün buraya terlikle gelmişsiniz. Bir saniye, bir saniye, iftira mı? Anladınız mı? Öyle bir şey yok. O bir takım tahminlerde bu iftira ama. Ayrı bir itham i̇ftira bence de. Bence ben tahmin etmiyorum ama gerçeği söylüyorum. Ben saçımı yıkıyorum ama sizin yaptığınız şey çok ayıp yani. Biz şu an yemeklerimizle konuşuyoruz. Senin hanımın bana söylediği de çok ayıp. Ne alakası var? Saçımı yemek yıkamamak masasında... ne yani? Bir saniye ne dedi duymadım. Terlik de gelmiş diyor terlik, hanımefendi. Terlik onu evet. Duymadım. Ne zaman dedi ya? Az önce dedi Zuhal Hanım. Evet bu bir gerçek. Bugün maalesef babetlerimi unuttum. Ve buraya terlikle geldim. Neyse ayak görmüyoruz ama abi. Görünüyor. Ama ben şapkayı görüyorum ve o şapkanın aksesuar olduğunu düşünmüyorum bugün. Bir kamufle olduğunu düşünüyorum. Çıkarım isterseniz ama çıkar. Beni ilgilendirmiyor. Ben yorumumu yapıyorum, düşüncemi söylüyorum. Yalnız o senin makyaj. Evet. Simler. Karnaval gibi gözümü alıyor. Fatma Hanım ben dün masamı da diyecektim. Masamın hakkını en çok siz yediniz. Masanızın hakkını ben, mı yedim? Evet masamın hakkı çok ciddi yendi. Siz hepiniz hazır ürünler. Murat Bey sizi tenzih ediyorum. Siz teşekkür de kendiniz ederim, getirdiniz. Teşekkür ederim, çok evet. Teşekkür ederim. Buranın ben hazır ürünlerini kullanarak bir kere risk almıyorsunuz. Ben risk aldım. Tabağımı, masa örtümü, aksesuarımı beğenilir beğenilmez Zuhal Hanım. Ben onları tek tek streçledim. Ben teşekkür ettim zaten. Ben rica emeğine ediyorum. Ben sağlık. İyi ki yaptım diyorum ama siz kıskandınız. Gerçekten kıskandın benim mı? Emeğimi kıskandınız. Evet. Siz hazır ürünleri burada serdiniz. Ve ben onu zaten nereye kadar eleştirebilirim? Anca rengini eleştirebilirim. Ama ben getirdim ya risksiz olduğu için, benimki riskli olduğu için pardon. Ben şimdi bitti mi sözünüz? Evet. Kesmek istemedim. Şimdi evet. Ben size masamla ilgili bir şeyleri söyleyeyim. Masamın aksesuarı, örtüsü, diğer bütün şeyler ben kendim getirdim. Tabak ve çatalları ve bardakları burada ve tabaklarınız. Kullandım. Bakın bu bir verilmiş haktır. Anlatabiliyor muyum? Benimki bana, de bir yapım risktir. Ekibi, benimki de risktir. Risk değil. O siz size, de benim emeğimin hakkını çaldınız. Ne yapayım? Bursa'dan buraya tabak getirdim diye sana artık bir hayır ben kıskandığınızı kuşlarına, düşünüyorum. Kuşlarına, limonlarına. Ben siz düşünmediğiniz, ben yaptığım için ya, kıskandığınızı senin düşünüyorum. Senin hazırladığın masayı yazlıkta arkadaşım bana hazırlasa bu ne be derim? İşte yazlık dediniz. Senin hiç gözden dediniz. Anlayışın i̇şte yok mu derim? Dediniz iç acıcı masa. Bence yazlık, tüm izleyicilerin de içi beni, açılacaktır. Ben bunu kesinlikle bakın, söylüyorum. Sizlerin sesleri çok yüksek çıkıyor ve siz haklıymışsınız gibi görünüyorsunuz ama haklı değilsiniz. Asla. Sesi yüksek çıkıyor öyle insanlar haklı diye bir... Evet öyle. Olmayan bir masanın nesini yorumluyorsun bana? Olmadığını de kesinlikle ki, kabul evet, etmiyorum. Evet Fatma Hanım. Evet çok ben güzeldi. Ben rengarenk bir insanım. Ben anaokulu evet, öğretmeniyim evet, dedim ya. Evet zaten. Kendimi yansıttım evet. Ama sana uymadı. Bunu diyebilirsin. Benim getirmediğim tabağa, kaşığa, çatala sunumumda bir eksiklik var mıydı? Masam tam mıydı? Güzel miydi? Çiçeğimi de beğenmiştiniz. Sunuş. Ben size ben diyorum sizin ki... çiçeğinizi beğenmedim. Ve arkasındayım. Çiçek, ben çiçek beğenmedim. Getirmedim ki. Evet, limon. Çiçek pardon, limon tarlasını beğenmedim. Kuşlu limon. Limon tarlasını beğenmedim. Arkasındayım. Siz çiçeğimi beğendiniz. Bugün beğenmediğinizi söylüyorsunuz. Neden doğru olmuyorsunuz ben Selin Hanım? Ben sizin çiçeğinizi ilk günden beri diyorum ki ben yemekteyiz de çiçek görmekten sıkıldım diyorum. Beğenmiştiniz. Çiçek hanımefendi anca beğenmedi. Soluk değil dedim. Ama ben çiçek görmekten sıkıldım sunumumu dedim. Sunumumu da beğenmiştiniz masamı ilk gün. İkincisi ben söylüyorum Liana Hanım için de sizin için de geçerli. Düşüncemi kıskandınız. Her şeyi kendim yaptım, emekle yaptım. Ben suplanın üstüne o beyazları kendi ellerimle, silikonlarla, limonları da ama tamamen düşüncemi kıskandınız. Niye kıskanacağım? Ne? Çok zevksiz. Siz çok zevklisiniz. Şapkanızla. Sizi de göreceğiz yarın hanımefendi yani. Bu bir davet masası değildir. Yani. Çok ben üzgünüm. Ben zaten Liyan Hanım'ın yarısını, yemeklerini Fatma çok merak ediyorum. Benim ruhum karnavaltı. Hayatı Luna Park gibi yaşıyorum. Ve kendimi hissettiren, yani. Kendimi yansıtan bir masa yaptım. Ben yani, var ya afet gibi kadınım. Yani siz bazı efendim, beni kıskanıyorsunuz. Afet gibi kadınım ben. Kendisi beni kıskanıyor Zuhal Hanım. Ben bir şey söyleyebilir miyim Zuhal Hanım? Ya hani şu kıskanma falan hepimiz aynı sektörde olsak arkadaşlar kıskanalım da. Sektörden bahsetmiyoruz. Masadan bahsediyoruz. Siz benim şahsımı zaten kıskanmazsınız. Ben masadan bahsediyorum. Siz rengarenk bir şeyler takarak gerçek kimliğinizi örtmeye çalışıyorsunuz ama ben yemiyorum. Siz evet, rüştürerek kimlik mi örtüyorsunuz? Aksesuar bir şey örtmek için değil. Yakışıyor bana tatlım. Kendini görmek içindir. Teşekkürler. Murat Bey buyurun. Teşekkürler. Selin Hanım bir bana bakar mısınız? Nasılım? Parlıyorsunuz. Bunu duymak istiyorsunuz. Niye bakmasını istedin sana?
Bilmem. Gözlerimin içi parlıyor ya, enerji almak istedi bence. Kaşıklar da çok çizilmiş ya Serhat Bey. Buyurun. Ne yaptın? Kaç sene geçmiş kaşıkların üstünde? Kaşıkların üstünde derken? Kendim çizik çizik görüyorum. Evet, ekmek çanağında domates çorbası. Liyan Hanım pardon, buyurun. Şunun altında bir şey var sizin, bir bakabilir misiniz ekmeğin altında? Ekmeğin altında ekmek evet, var. Tamam. Görmedim. Ne demek istiyorsunuz anlamadım. Yok yok, merak ettim de oradan tersten bir şey gözüküyor. Bu. Kroton mu dedim acaba? Bende yok ya kroton. Yok, bende de yok. Krotonu ve kaşarı yetiştiremedim. Maalesef. Peki. Eline sağlık Serhat. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Afiyet herkese. Olsun arkadaşlar. Zuhal Hanım. Ne oldu? Tarifler orada. Uzun süredir yemek yapıyorum, evde yemekleri ben yapıyorum dedi. Hatta işimden daha güzel yapıyorum gibi bir şey söyledi değil mi yanlış hatırlıyorum? Evet, evet. Eşinin ahı tutmuş. Ben azalayım, teşekkür ederim. Zuhal Hanım ilk yarım saat çok iyiydi. Evet. Bence çok fazla heyecanlandı. Aynı şeyle çok fazla uğraştı. Bu yüzden diğer yemeklerine çok fazla odaklanamadı. Masayla çok zaman kaybetti. Oradan gittim. Maalesef aynı anda 2-3 işi birden yapamadı. Birini bitirip sonra diğerine başladı. Aynı anda iki şeyi birden yapamadı. Biz söyledik ama diyorlar. Ne oldu Serhat? Ya şimdi Zuhal Hanım açıkçası kamera karşısında gerçekten yemek yapmak bir kere çok zormuş. Bunu bir öncelikle kabul etmek lazım. Tabii ki canım, tabii ki. Bunu kabul ediyorum. Mutlaka. Bir de şimdi kendimi sanki böyle evde yemek yapıyormuş gibi ekip sağ olsun çok güzel. Kendimi böyle evimde hissettirdiği için böyle evimde gibi yavaş yavaş. Yayıldın sen. Yayıla yayıla yapmak zorunda kaldım. Çok fazla rahat hissettirmişsiniz. Evet, çok problemi fazla rahat bugün. Hissettirdiler. Birazcık bir diken üstünde çalışması gerekiyordu demek ki. Gerçi Gürbüz size dakikaları hatırlatıyor. Şöyle yapın, böyle yapın, aynen, diye yönlendiriyor ama neyse. Çok sordum onu zaten. Tabii, sormak teşekkür lazım. Teşekkür. Peki, tamam. Önce tabii ki çorbayı Selin istediği söz hakkı. Buyur Selin. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Öncelikle ilk aklımda olan ve dikkat edeceğim unsur, altı ıslanmamış. Bu, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Çorbaya geldiğimizde domates kabuklarıyla birlikte blend edilmiş. İçinde kabukları da var. Tuz sıfır. Ben ne kadar tuzlu yaptıysam siz de o kadar tuzsuz yapmışsınız. Doğru vallahi. Evet. Çorbayı beğenmedim tadını. Beğen. Sadece alt ıslanmadığı için bir kase haline getirdiğiniz için hamuru tebrik ediyorum. Emeğinize sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Yalnız domatesleri ben rendeledim. Yani ama kabuğuyla birlikte rendelemişsiniz. Bakın. Aradan gözden kaçmış demek. Muhtemelen şimdi kaçtı. Ama şimdi sonuçta burada yani şu görüntüye baktığınız zaman yani tamam. Tebrik ettim hamurunu ama çorba gerçekten hem kabukları rahatsız edici, domatesler fazla iri geldi ağzıma. Bir de yani sanki çorba değil de bir tık daha böyle şimdi o biraz domates sosu için gibi. İçindeki ekmeklerle hepimizin beraber çorbası karıştığı onun için. Onun başka bir sebebi var. Hepimizin İçindeki çorbası ekmeklerle şu anda karıştığı için olabilir ama. Peki. Fatma diyor ki onun başka bir sebebi var. Nedir, açıkla bize. Şimdi bu çanakta geldiği için, bir hamur olduğu için bunun dışını pişirdikten sonra içini alıp daha sonra biraz daha fırında pişirmen gerekiyordu. Evet. Çünkü çorba sulu olduğu için ekmekle birleşip çekiyor. Ve belli bir süre sonra mama kıvamını alıyor. Bunu yapsaydım bu bence süper olurdu. O şeyini de görmezdim. Kaşarı ve diğer ekleyeceğin malzemeyi görmezdim, krotonu. Şu anda benim için eksik çünkü bir dakika daha beklesem yani sulu hiçbir şey gelmeyecek. Çorba içime. Kalmayacak. Kalmayacak. Bir pirinç mi koydun içine? Yok, pirinç çok koymadım. Pirinç sadece domatesi rendeledim. Bu böyle beyaz beyaz ekmekler mi? Ekmekler var. Ekmeğin içine oymayı unuttunuz mu Serhat Bey? Yoksa oymuş getirdim. Burada şu an doğdum zaten. Yok yok, şu an servis. Hani biraz daha inceltmediniz mi çorbayı emmesin diye, bu ekmekler içine girmesin diye? Yetiştiremediği için yapamamış yani. Yoksa aklınızda mıydı? Yetiştiremediniz mi? Yani yetiştiremediğimden dolayı değil. Ben ekmeklerimin içini orada burada aldım. Herhalde yani şu kalınlık olmaması gerekiyor. Üstümü değiştirdim geldim 10 dakikalık mesafeden dolayı. Elimden bu kadarı geldi. Tadı nasıl falan? Yani, çorbayı baktığımda Selin Hanım gibi tuzsuz geldi. Ama çok da rahatsız ediyor mu? Çok rahatsız etmiyor. Biraz acılık var. Evet, acı, o ne acılık ya? Domates çorbasına ne basmışsın acıyı evet yahu? Ya çok ben suyu yüzden istedim. Benim de boğazım yandı acısından. Çok beyran gibi insanı belli. Ama domates çorbasına acı çok olmaz fazla. Hadi bir lokmacık at ama fazla atmışsın sanki. Evet Murat. Ben son yapsam. Peki. Ben Murat Bey, hayır, ben son yapmanızı istemiyorum. Masa sahibi benim. Sıkıldım ama yani. Bugün masa sahibi benim. Ben tamam, sizin
şimdi yapmanızı istiyorum. Tamam. Ben lütfen. De şimdi yapmanı istiyorum. Şimdi evet, burada bir emek var, katılıyorum. O zaman emek ben var. De Murat Bey. Teşekkür ederim. Emek var burada bir. Tamam. Emeğine saygı duyuyorum. Uğraşmış, çabalamış ama röportajda da söyledim. Bu ekmeği pişirdikten sonra içine alıp tekrar fırınlaması gerekiyor. Aynen. Ve keki fazla atmışsınız. Domatesin önüne geçmiş. Kekik tadı geliyor sürekli. Kekik yok içinde Murat. İçindeki baharat ne o zaman? Kekik yok ya. Nane. Nanesi fazla. Kekik diyorsun şimdi Murat Bey. Domates çorbasında... Aşçı adamsın, usta tamam. Adamsın. Daha kekikle naneyi mi ayıramıyorsun? Tamam karıştırmış ya, olabilirim. Ya. Ama domates çorbasında... Nanenin bir de çok baskın bir kokusu ve aroması var. Yani vardır. Ben anlamadım. Yani pişince domates çorbası... Yani piştiği için zaten baskın karakter alamıyoruz da... Naneden ve yani içindeki baharattan domates rengi gözükmüyor zaten. İçinde sanki tane kekik tane. Mi nane mi şimdi? Nane olduğunu eğlendim. Nane mı? Olsun sizin tamam. için. Benim için nane Peki olsun. Yok. Kratonu neden yapamadınız? Yapamadım, yetiştiremedim. Söyle yani zaten bu söylüyorum çorbada... Söylüyorum zaten yetiştiremedim Murat Bu çorbada Bey. Ya kraton ya kaşar olur. Zaten ya kaşar içine... yok. Şimdi bakın siz yine böyle öğretme derdindesiniz. Siz önce naneyle kekiği bence bir ayırın. Tamam, onu geçtik. Ondan onu geçtik. Sonra bana öğretin bir şeyler. Tamam onu geçtik. Buyurun. Ekmek yapıyorsunuz, içine evet. kroton yazmışsınız. Zaten ekmek var altında. Ha, ben de onu ben de soracaktım. Ekmek çanağındaysa krotona ne ihtiyaç var? Domates çorbasının görsellerini ben şöyle aklımda... Tamam ya kroton olur ya ben yetiştirseydim eğer, yetiştirseydim onları... kaşarı ve krotonu ben kenarda sosluklarda verecektim. Anladım da ekmeğin i̇steyen, içinde servis edilen bir çorbanın içine niye bir daha ekmek atalım? İsteyen atabilir diye düşünüyorum. Ama olmaz bu yani. Altı ekmek seçim. Zaten yani. Yani siz her şeyi doldur boşalt yapmaya böyle Aynen. kafasındasınız ve bunun da yarışmada sanki böyle bir marifet ya. Menüyü güzelleştirdin. Geçen yani, de dedim mesela. Ona da dedim aynı şey. Aynen patates gereksiz. Ne gerek var iki karbonhidrata? Şimdi burada ekmeğin içindeki çorbanın içine kurdu. Sadece kaşar yazdıracak. Kaşar evet. niye yetiştiremedin kaşar, ki? Aynen ben diyecektim şimdi. Yani kaşarı yani, rendeleceksiniz zaten. Unuttum aslında yani. Ha, unuttum. Kendi şeyde unuttum Peki. için yani. Beğenmedin herhalde anladım. Yok beğenmedim. Tuzu az. Peki. Biberi fazla. Az. Evet keki evet. şey fazla. Çok acı. Keki fazla. Sizin için fazla. Kekik dedim naneymiş. Fazla. Tamam sıkıntı yok yani. Evet. Bir şeyi öğretti sana. Şaşar. Evet şaşırabiliyoruz evet. Evet ve bak kim yorum yapacak? Buyurun. Mutfağınızda sokmanıza rağmen. Kruton. Kraton. Evet aynı şekilde katılıyorum Zuhal Hanım. Bence de gerek yoktu. Ekmeğini yaptığı için kendi elleriyle ellerinize sağlık diyorum. Emek vardır gerçekten. Çok sağ ol. Çorbasının tadını ben beğendim. Çok Sadece güzel. Çok tuzsuz. Evet. Ona Onun dışında güzel. Tuz çünkü az attım. Peki. Serhat Bey durdukça daha çok yakmaya başladı bu çorba. Zaten mama oldu ben ya. Yanmalı. Mama Yanmaya oldu. Başladım. Çorba. Eline sağlık. Ekmek çanağında domates çorbası getirdi. Tam bir fiyaskoydu. Tamam emeği var saygı duyuyorum ama o ekmek o şekilde servis edilmemeliydi. 1-2 dakika sonra çorbanın suyunu ekmek emdi ve tam bir bebek maması kaldı. Ekmek çanağında domates çorbası tam bir fiyaskoydu. O ekmekler içinde şişti şişti çorba kalmadı. Tam bir lapa oldu. Maalesef Serhat Bey çorbayı hiç başaramamış. Çorbanın alttaki ekmek çanağını beğendim. Ama çorba kesinlikle güzel değildi. Çok tuzsuzdu. Hiçbir şekilde özenmemiş Serhat Bey. Ara yemeğin neydi Serhat? Ara yemeğim karışık pizza. Karışık pizza. Bak, yetişti mi? İddialı. Var mı Serhat Bey? Yetişti var. Ben fırında gördüm. Ben de bırakmıştı. Gördüm ama biraz sanki fazla pişmiş, kurumuş gibi. Yapma. Evet, biraz fazla pişmiş. Bence yanmış. Gerçekten mi? Evet. Niye kapatmadın sonra? Tabii ben geldiğim gibi 3 ay hazırlanmamıştım. Bir saniye. Ben 3 ay hazırlanmadım hanımefendi. Ben zaten bu mesleği 22 yıldır yapıyorum. Ben menümde olan ürünleri zaten ben kendim... Ben o anda mutfaktaydım. Yani kendim niye riske atayım? Hiçbir baba yiğit böyle menü çıkaramadı. Yani boş konuşuyoruz. Da kekimin de hakkı yendiğini. Ben kekinizi beğendiğimi söyledim ama sunum yanlıştı. Böğürtlen de cam kırılırdı yani. Murat Bey siz bana bir puan verdiniz ya. Evet keke verdim. Siz kabak salatasını beğendiniz hayır, ya söylediniz. Hayır. Sadece miktarı fazla hayır, dediniz. Hayır beğenmedim kabaklar diri olmuş dediniz. Dedim. Hayır kesinlikle beğenmedim. Ben Arasacak bir puanı hak dedi. Etmedim. Yok. Fatma Hanım da bana bir puan verdi. Murat Bey de bir puan verdi ve ben bunu hak etmedim. Öyle mi? Öyle mi? Ben sadece kekinizi beğendim onu da söyleyeyim. Bal şeker olsun Zuhal Hanım size yakışıyor. Elinize bir de pizza. Lahmacun isteyen eliyle yiyebilir, isteyen kesebilir. Durun. Serhat Bey bu pizza mı? Hmm. Yok pide. Neye benziyor? Pizzaya benzetemediğim için sordum. Pide, Neden? Pide. Nedenini oturun tartışalım.
tartışalım. Neden pizza? Yani önünüzde şimdi bir pizza görüntüsü yok mu? Onu merak ediyorum. Yok. Kesinlikle. Görüntüsü var da pizza yok. Yani bu pizza değil arkadaşlar. Siz pizza olarak evet, gördünüz mü? Tadına bakıyorum böyle. Seninki niye o kadar ince? Baba i̇şte yan açarken yana tutun. De eşit açamamış. Bak çekiyor mu kameralar? Tepsiye yerleştirirken. Ama sen ince dilim mi sipariş ben etmişsin? Ben ince dilim. Ben kalın dilim. Evet. İnce hamur istemiş. Bir de ağzımam eksik. Evet sanırım bir tane sucuğu var kızım. Bana kadını. Şimdi gelsin. İşte pide bile yani mantar bu pizza olsaydı, değil. Bir biber olsaydı şöyle karışık pizza da. Niye ben mantarlarla, biberlerle, uzayan kaşarlarla hayaline geldim. Ben de öyle bir şey zannettim. Karışık değil mi? Uzatacak kaşar da yok bunda. Mozzarella peyniri kullanmadınız mı? Mozzarella peyniri kullanmadınız mı? Serhat Bey, pizza diyorum size ekmek koymuşsunuz ya. Ekmek mi? Isırın ısırı kesemezsiniz. Neyse, pizza ben kesilerek yenmez zaten. Onu diyorum yahu. Evet. Lahmacun, pizza, pide bunlar 50 yenir değil mi? Tabii ki yani pizza dediniz 50 yenir. Bak, bak ben de yedim. Dikkat, dişinize dikkat edin. Ne okumam, bir şey olmaz. Geldi içti çıtı valla. Domates sosu mu yaptınız? Domates sosu mu yaptınız budur buna yoksa hazır konserve mi kullandınız? Ama şimdi ağzına yemek varken hiç bacımıza soru sormuyorum. O yesin. Siz yorumlarınızı bilmiyorum. Hazırsanız. Yani istersen biraz daha ye. Yana. Ben acılı şalgam içmeden pizzanın yanında. Boğazımdan geçmez zaten. Pardon. Var mı? Gerçekten. Lian Hanım için özellikle, Lian Hanım için özellikle aldım. Dün siz kekin yanında verdiğiniz için de teşekkür ederim. Neyi verdi kekin yanında? Ben kekin yanında vermedim, kekten önce verdim. Yok canım kekten önce yetti ben yani çok doldurduğunuz için düşündünüz. Kekin yanında çay içtiniz ya. Afiyet olsun giderken bizim keşke yanınıza da paket gönderseydim. Çay harikaydı. Şalgam kekli seviyorsanız. Efendim? Bu kadar şalgam seviyorsanız yanınızda da göndereydim dedim. Kekin yanına kadar içmiş. Afiyet olsun. Ben yorumlamak kekiniz istiyorum. Kekiniz güzel olmadığı için şalgamla. Gelsin de yarışmacı. İdare etsin. Başka içecek isteyen varsa sonra. Ne de olsa öğretmenimiz en son ben yorumlayayım. İçindeki en son maddeye kadar Murat sayacağım Bey'e dediği için. Murat Bey'e bugün o hakkı vermeyelim. Her yani seferinde son ben. Arkadaşlar bu arada içecek ne alırsınız? Ben ana yemek de istiyorum. Olur. Adana'ya gidek mi şalgamından içek mi? Gittin mi Adana'ya hiç Liana? Sürekli kebapçıda herhalde. Ha Liana gittin mi Adana'ya? Tabii ki. Sen seviyorsun herhalde böyle şalgam doğru ya da doğu yemeklerini. Aa ben ne güzel. Ben kebap de Liana'nın yüzünü beğendim. Sevilmez mi yahu? Siz içer misiniz? Yok çok teşekkür ederim. Pizza ile şalgam içmiyorum genelde. Bunun yanında da asitli gider. Gider. Peki. Ama yenecek hamur yok. Hamur yok. Şey ama üzerindeki mısırları en azından ben kendim haşladım. Ne? Evet şu güzel. Neden? Güzel. Evet. Ama neden? Mısırları haşlayana ben kadar keşke sosu domates sosu vardı yapsaydınız. Püre değil de yani. Sen bu konserve kullanmak istemedin. Pizzada. Ya keşke domates sosu yapsaydınız da rendeleseydiniz falan domatesi de mısıra hiç girmeseydiniz ya. Daha böyle elemeyi yani, olurdu. Daha ya olabilir ben kendi salatada bir saniye. Salatada mısır kullanıyorlar, konserve kullanıyorlar. Pizzada pişecek mısırı kendin haşlı. Sen neden yetiştiremediğini ben anladım. Evet, yani biraz bunu mısıra kaybedeceğin vakitle salatanı domates ya da neyin eksikti, kurutulmuş olsun. Atacağı kaynasın. Peki gene de yorumlamak gerekiyor Fatma. Şimdi ben bunu pizza demiyorum, bunu bulabilecek bir isim de bilmiyorum. Fatma'nınkine bir bakar mısın? Arada 10 santim kadar bir... Neden öyle oldu? Kendine biraz daha iyi koydu. Ben de fırında gördüm gerçi. Tepside ortası böyle bir kabarmıştı, kabarık yanlara doğru o iniyordu. Bir rampa vardı. Tepsiye açarken evet, iyi açamamış zaten. Evet, çok dağlar kadar farklı. Bir şey söyleyeceğim. Farklı. Bende malzeme yok Zuhal Hanım da yani zor. Herhalde pardon da. Hayır. Sunucunuzun bir farkı olması lazım. Yok, yanlış bak kendinkine daha farklı koymuş. Sizde. Daha malzeme daha peynir bol. Herkese galiba aynı koy. Sende de bir şey yok. Evet. Peynir kullanmadın galiba. Murat'a kıyak geçmiş aşçı ya. Yani şey bana da artık bu dişlerim kırılsın diye kuru yerlerini vermiş galiba. Serhat Bey şunu orasını merak ediyorum. Kesmem gerekir de. Yani yetiştiremediğiniz için mi olması gereken malzeme bu kadar mıydı düşüncenizde pizzada? Yani yok, bir mantarı içinde, bir biberini düşürmüş evet, müydünüz? Evet mantar düşünmüştüm. Malzemesini almış mıydınız? Mantar düşünmüştüm. Evet. Yeşil kapya biber şey. Acıyı seviyor musunuz dediğiniz gibi. Malzemesini almış mıydınız? Malzemesini almıştım. Ha, aldınız yetiştiremediniz. Onu merak zeytindi ettim. Zeytindi falan. Evet şimdi karışık deyince. Ya şimdi yetiştiremedim tamam kabul anladım ediyorum ama yani evet, kalkıp da ben şimdi önünüze sonuçta sizin bir pizza koydum ben. İyi ya da kötü. Pide hani diyelim kalkıp biz da şimdi önünüzde olmayan mantarı peki sorgulamanın anlamı yok. Serhat Bey evet, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Neyinize güvendiğinizde katıldınız bu yarışmaya? Yani hani bir insan bir bakar ya pizza ile yarışmaya katılıyorsun ve yapamıyorsun. Neyime güvendim? Kendi evet, özgüvenime güvendim ben. Neden yani siz nasıl neden katıldınız buraya? Ben de özgüvenime katıldım. Ben en azından siz yiyecek bir şey mi koydum. Ben bu yaptım tamam, tabii ne ki. Bütün menüm tamamlandı.
Gittim giyindim. Tamam, eksiği ne yaptın? Yok. Eksiğim yoktu. Ya tamam, ne yaptınız onu sorun. Bana yapamadınız yok. Ben de ben yapmışım. Yapabileceğim bir şey koysa. Yapmaya çalışmadım. Evet, yaptım Murat Bey. Fayda değildi o. Öyle mi? Sunumu sadece kötüydü. Onu da kabul ettim. Tadı gayet lezzetliydi. Sizin tatla ilgili de probleminiz var. Bence öğretmenlik yerine bir şey, damak tadıyla ilgili de bir doktor. Bir saniye. Madem bu konuya girdiniz, bir daha açılmamak üzere son kez konuşalım ve kapatalım. Şimdi kişinin olmadığını kabul etti. O patatesin işte talaş olmadığını, kılçığını kabul etti. Burada adam işte bir şeylerim eksik kabul etti olmadığını. Yani. Ben de kabul ediyorum. Sen faytanın olmadığını kabul etmiyorsun ama. Evet. Hayır, etim çok güzel pişti. Sunumunda nereye pişmiş hayatım? Kurumuş. Hani ne sunumu? Kupkuru bir et. Ben faytanın öyle olur mu yahu? Kendinizi yumuşacık olması. Ya orada servis peki yaparken tamam, belki Fatma sürede hocam bir hata yapmış olabilirim. Acaba yoksa çok mu pişirdin? Evet, pizzaya devam et. Tadı lezzeti nasıl sence? Ben de malzeme yok ki. Neyi değerlendireceğim ben? Evet yani. Şurada bir sucuk, bir yani mısırlar geçmiş kendinden yapışmış üstüne. Peyniri tam ama değil. Ama mısır da emek sarf etmiş. Menüde de bir sadece zaten yani şey, baklava vardı, başka hiçbir şey yoktu. En azından bir şey koydum, şimdi sizin tatlınızı göreceğim. Helva bence inşallah. Bence tatlısı olmamıştır yani, yapamamıştır evet. İlmik Hanım. Evet Murat, sendeyiz. Dediğim gibi buna bir domates sos, kendi yaptığı domates olabilirdi. Hazır konserve kullanmasının bir anlamı yok. Mısıra uğraşanınız kadar domates sosu yapabilirdiniz. Üzerindeki attığınız peynir çok kızarttığınız için sünmüyor da. Bırakın zaten bu pizza mı olur, bir pide olmuş. Pizza demeyelim biz buna yani. Pide, buna pide karışık, bile değil ya. Karışık pide, değil. Pide diyelim yani. Aa, pide olmuş. Pide olmuş yani, bu böyle bir pizza ben yemedim ömrü hayatımda. Kenarları gibi. Yemezsiniz zaten böyle pideyi. Yemem, yemem de zaten yani böyle pideyi yemek istemem. Aa, ne yaptın? Bir bakıyorum, kırılabilir mi? Yani kenarlarını taşlık yani bir dişimi kırar. Çatlıyor. Evet, kenarını kesmem lazım da. Keşke öyle, öyle deseydin. Sen niye? Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bu pizzanın bu kadar pişmesinin sebebi işte bir şeyleri yetiştirememek değil ki. Fazla unutmuş. Bence ne yapmış biliyor musunuz Zoya Hanım? Ekmek de eksin aynı anda atmış. Ekmek pişsin derken pizzayı yakmış. Öyle mi yaptın? Sizin gerçekten ben usta olduğunuza inanmıyorum. Ne alakası var? Aynı anda yapmışsınız. Benim yaptığım yemekleri gördünüz, usta hepsini beğendiniz. Hayır, yorum yapıyorsun. Daha şimdi diyorsun ki ekmekle bir, tane bir dakika ekmekle bunu aynı anda attı dediniz. Doğru evet mu? Yanlış duymadın evet, değil mi? Evet, öyle tahmin ediyorum dedim. Öyle tahmin ediyorum, öyle attı dedin. Öyle bir şey yapmadım dedim. Öyle attı. Yapmadım. Nereden bileyim öyle attınız? Yanınızda mıydım ben? Belki de bir saat sonra attım. Siz de verdiğiniz notun arkasında değilsiniz Serhat Bey. Bence siz ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Çünkü şu anda Murat Bey'in bu noktada arkasındayım. Neden? Beğendiniz, beğendiniz. Şimdi yani ben sizin şefliğinizden... Ben yani beğendim arkasını. Beğendiği derken şefliğiyle yemeğin beğenmeninden arkasındayım. Anlamadı, gözünü yapıyor ama. Profiterolü, gözünü adam ödü bu profiterolü yani gayet güzel yaptı. Çok beğendim. Evet. Sunumları İki beğendiniz. E tamam, vermedin sunumları mi? Beğendiniz. Biliyorsunuz vermedin bu işi ne getirdiniz neredeyse. Kredi ben de yaparım dediniz, sonra yok yapamam dediniz. Tamam, vermedin mi Murat Bey? Ben size puanınızı vermedim. Ama şimdi diyorsunuz ki şefliğinizden şüpheliyorum. Niye diyorum? Çünkü bana kalkıp diyorsun ki aynı anda koydum diyorsun. Sezonunda 3 ilk 3'e girebilecek siz, kapasite bir bakın, menü yapmışım yani. Siz neden bahsediyorsunuz? Murat Bey diyorsunuz ki bak, yok, ekmekle pizzayı, ekmekle pizzayı, evet yani ekmekle pizzayı aynı anda koydum dedin. Ben sana koymadığımı söyledim. Dedim. Az önce önüne gelen bana söylüyorsunuz ya, niye eleştirmediniz? Neyi eleştirmediniz? Adam naneye kekik dedi ya. Çünkü domates çorbasına kekik katılır. Çünkü siz konuşuyordunuz, ben. Domates çorbasına kekik katılır. Ya böyle boş yorum yapmayın bana. Bakın ben... Onu savunmayın bana. Adam kekikle nanenin farkına vermiyor. Nane dediğiniz bana domates çorbasına katılmaz. Ki, ne, lütfen dinler misiniz? Ben tamam, sizi buyurun dinliyorum, siz de evet, beni dinleyeceksiniz. Lütfen Murat'cığım. Dinleyeceksiniz. Bana kalkıp da diyemezsin. Ya diyorsun bana ekmekle aynı anda koydun. Aynı anda koymadın beyefendi. Bunu anlamıyor musunuz? Bitti mi Serhat Bey? Bitti bu. Serhat Bey çok geriliyorsunuz. Yetiştiremedim. Bir saniye. Seni dinlemiştik ama lütfen Murat'taydık şeyde. Artık evet, bir toparlayalım. Şimdi koymuşsunuzdur dedim. Koymuşsunuz demedim. Yanınızda değilim, bilemem. Ben yani... Siz pancara da konserve demiştiniz bu evet, arada. Çok evet, güzel yapmıştı. Sizin... Ben takdir ettim hanımefendi. Ben de beğendim zaten salatasını. Tamam, hadi ben sadece tatlını beğenmiştim. Tatlınızın sen... şerbetini beğendiğimi söyle. Tamam, ben ya anlıyorum. Bence beyefendi kafa gitti, ne dediğini bilmiyor. Ya tatlınızın şerbetini beğendiğimi söyledim. Gayet net yapıyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Zaten. Fazla da diyorsun. Ki domates çorbasına kekik katılır, nane katılmaz. Evet, peki Selin'deyiz. Doğru. Serhat Bey, ben başka açıdan bakmak istiyorum. Buyurun. Biz bu hadi yarışmaya girerken hepimiz cesaretimizle, evet, becerilerimizle geliyoruz ama evet, az çok kendimizi, stres yönetimimizi de biliriz. Evet. Siz nasıl göze aldınız hem çorba için bir hamur hem pizza için bir hamur ortaya koydunuz? İkisinden birine karar verseydiniz bence bugün bu yetiştirmeme olayını yaşamazdınız. Sizin bunu önceden planlayıp kendinizi tanıyıp ona göre karar vermeniz gerekiyordu. Bunu kendinizi tanımadığınız olarak iki hamuru birden koyduğunuz için menüye ben bunu eleştiriyorum. Ben öncelikle size katılmıyorum. Önümdeki pizza zaten hayır, siz yorum yapacak bir ürün için değil.
Onun da cesaret etmediğini düşünüyorsunuz. Benim cesaret etmediğim hiçbir şey yok. Hiç alakası yok. Liana Hanım, acaba siz hiç hamur yoğurdunuz mu ömrünüzde? Kesinlikle tahmin etmiyorum. Kesinlikle yoğurdum. Çatalla krep yapmışsınızdır ama tırnaklarla zor olmuş. Eminim ki yaparım sizden ben. Yarın göreceksiniz ne yapacağımı. Ben yarın siz hazır milföy geleceğinden. Siz çok riskli seçtiğiniz için Serhat Bey bence ondan erişti. Ben en riskli yapışmayan, tekrar iddia ediyorum, yemekteyiz de yapışmayan bir erişte yaptım. Bunu da keyifle erişte televizyon karşısında izleyeceğim. Erişte değildi o. Gururla söylüyorum. Hamur. Gururla, tek bir yere yapışmamıştı. Vardı ama yani. Vardı, onun bakmadığı hamur dedik ya. Benimki yapışmamıştı. Sen onları bir fırınlasaydın, bir kavursaydın. Bana dediğini de çorba kağıtçısının içini fırınlasaydın. Peki ama her yemeğin bir olması gerektiği aynı gibi yorum, pişirme yorum. Aşaması veya tekniği, usulü var hayatım. Zorlanım ben de erişteyi yani tam tersi o başka beyaz olsun şey, istedim. Ya beyaz olsun istemiş olabilirsin eyvallah da oradaki senin amacına hizmet ediyor mu? Ona bakıyoruz biz yani. Burada yani belli şeylerin belli standartları, kriterleri var. Biz onlara göre değerlendiriyoruz. Sizin nasıl istediğiniz veya nasıl tükettiğiniz bizi ilgilendirmiyor ki. Tabii ki. Evet, sen de izleyene. Bence buraya cesaretli olanlar katılmalı. Sizin gibi korkaklar değil. Cesaretim olmasaydı gelmezdim. Korkaklar zaten buraya bence hiç gelmez. Bence yanlış yerdesiniz. Başvuru bile yapmaz korkaklar. Hayır. Zuhal Hanım dediğim gibi sucuklu ekmek yapmış, önümüze koymuş Serhat Bey. kesinlikle... Ben gerçekten beğenmedim yani. Gerçekten sucuklu ekmek yiyorum yani. Sucuk ekmek güzel mi? Ekmek arası. O zaman güzel. Beğendiğiniz sucuk ekmek. Bir şey merak ediyorum. Söyleyebilir miyim? Söyle söyle. Ekmek, çorbanın ekmek hamuruyla bunun hamuru aynı mı? İki hamur tuttunuz mu? Of. İki hamur tuttum Murat Bey. Sürekli bunu böyle bir şeyler öyle yok, ben bunu merak ediyorum. Farklı bir şey öğrenmesi lazım. Yani pizza hamuruyla hatta, ekmek hamuru. Hatta üç yani, hamur tuttum. Ya yani. Bak burada bir emek var. Deminki çorbada da aynı şekilde ekmeğini yapmış pizza hamuru ama birazcık senin dediğine de katılıyorum. Yani tabii ki özgüvenli olmanız, cesur olmanız güzel bir şey. Buraya gelmeniz zaten takdire şayan. O ayrı da teşekkür ediyorum her birinize. Bu arada. Ve fakat şimdi belli ki bazı şeylerin planlaması doğru yapılamamış ya da kendi potansiyelinin dışına mı çıkmışsın acaba? Şimdi yemek yarışmasında risk. Ben olsam mesela aynı şekilde yani zaten hamur işi bir ara yemeğin varken ekmeği var da şey çorbayı ekmek çanağında keşke sumasaydın. Veya onu öyle seçiyorsan bunu bir zeytinyağlı tamam, soğuk tabağa yapsaydın evet. Daha seni az uğraştıracak. Ayrıca gene söylüyorum pizzanın mısırını haşlamanın ne gibi bir manası? Pişecek gidecek. Kimse de ona takılmazdı. Kimse de pizzanın mısırını niye kendiniz haşlamadın? Yani. Ya bazen aa, diyorlar ama o derlerdi, zorlandı, konserve derlerdi. Tükettiğin ay. Zaman mısırın bir kendine hastalığı var ya evet, salatada falan. Bizi... Kötü oluyor suyu muyu. Tabii ki. Yani bunda çok şey fark etmezdi yani. Bunun vaktini sen keşke yetiştiremediğin o yemeğini harcasaydın. Teşekkür ediyoruz ama. Tabii ki eline emeğine afiyet sağlık. Karışık pizza tamamen olmamıştı. Çok inceydi. Kreker gibiydi. Hatta ben elimle kırmaya çalıştım. Bazı yerleri çok sertti ve benim üzerimde hiç malzeme yoktu. El açması karışık pizzayı pizza gibi yapmamış. Bildiğiniz pide olmuş. Kaşar peyniri kurumuş. Pizza zaten taş gibi dişlerim kırılacaktı resmen. Bir tarafı ince bir tarafı kalın olmuş. Yani pizzadan başka her şeye benziyordu. El açması karışık pizza diye önümüze bir hamur geldi. Takır takırdı. Serhat Bey neyinize güvendiniz de konserve mısır değil de gerçek mısır haşlamaya kalktınız? Tam bir fiyaskoydu. Bunlar da hiç bir şey beğenmiyor yani sucuk ekmek sucuk ekmek. Git o zaman statta köfte ekmek sucuk ekmek ye. Dün kuşunuzla kendiniz patladınız Selin Hanım. Ay dün kuşumla çok mutlu bir şekilde eve ben gittim merak etme. Kuş nasıl iyi mi dünkü çok önce iyi, laftan çok sonra. Selamı söyledim. Dün akşam çok arkamdan konuşulan her şeyi bana anlattı Zuhal Hanım. Arkandan değil çatı çatı söylediler yüzüne. Gayet mutfakta duyamadıklarımı da ha. Kuşumla dertleştik. Ha, işte ama böyle. Kuşumun boynumuza bir şekilde... Kuşunuza yedirdiniz mi? Yaptığınız erişteyi yedirdiniz mi kuşumuza? Hepsini siz burada yediğiniz için ona kalmadı. Ben hiç yemedim. Oo, yediler mi? Yemişler miydi? Porsiyonu yemişti. Çok az olduğu için yiyemedik. Yok be eriştenin porsiyonu az değil maşallah. Ya. Size çok geldi kula yani girdiği için. Ama ben onun sonunda erişte vakit olarak şey ben ama. Olanı asla inkar etmiyorum. Vakitte baktım yetmediği için hızlandım. Yani azdı ya ben kabul ediyorum. Sizin gibi kabul etmeyen biri değilim Fatma Hanım. Ben kabul yaptıysam yaptım layıkıyla. Yapmadıysam da affola. Ah ne canım bu şey. Tatlı dille örtemiyorsun ama evet. Hanımefendi hatalarını kabul ediyor, siz kabul etmiyorsunuz. Hala faytanın fayt olmadığını kabul etmiyorsunuz. Ama. Faytayı artık ben kabul güzel bir Zuhal demir dökümde, demir dökümde tavada getirseydim o sizden geçer not alacaktı. Sizin kuşunuzda evet, sunumunu güzel yapsaydınız. Evet, yapsaydım o benim hata. Ayakta tabii ki benim hata. Kabul ediyorum ama ettim zaten sunum hatalıydı dedim. Zuhal Hanım bir de bir şey merak ediyorum. Dün yemekleri hanımefendi porsiyonlarken kolu girmiş miydi? Bakacağız demişti. Bana yollayın. Varmış görüntü. Değseydi orada da bir leke olurdu dedim. Şöyle bir kollarımı kaldırdım. Onu da izleyebiliriz. Leke aynı şuradaydım. Şeyde doğru söylüyor. Evet. Servis esnasında bizim orada daha evvel haklısınız. Yaşadık bunu.
saçları açık yerlilli yerlilli, efendime söyleyeyim kıyafetler, volanlı şeyler falan serviste. Ve hem sizin hızınızı haklısınız etkiler, hem böyle jene aykırı durumlar ortaya çıkarabilir. O gün kendinizi rahat hissedebileceğiniz, yine şık ama yemek servis ederken, sunumlar yaparken hem sizi hem bizi zorlamayacak şeyler olmasını tercih edin tabii. Ki bir dakika çok şık o ayrı da. Bir dakika öncesinde uyarmıştım hanımefendiyi, dikkat edin kolunuz girecek demiştim. Hayır, yanmış. Görünen köy kılavuzu. Evet, şurada. Ben ama sizi... girdi girmedi arası değdi mi değmedi mi o da i̇şte tam belli değil. İşte birazcık bir değmiş. Tabii değil arası lazım. İyi niyetimden tabii uyardım. Tabii kesinlikle. Ben iyi niyetimden uyardım bir dakika tabii öncesinde. Tabii. Murat Bey ben sizin çok titiz olduğunuzu düşünmüyorum ya. Niye? Çünkü ben 2,5 saat boyunca ediyorum, orada mutfakta yemek yaptınız. Evet. O kıyafetinizle tekrar servis yaptınız. Evet. Ben hanımefendiye yani de açıkçası. Yani tabii doğru ki olmaması gerekiyor. Tamam. Benim doğru kıyafetimde herhangi lekesi, leke var mıydı? Ama lekeli alakası bir şey yok. Ben önlüksüz çalışmama rağmen herhangi bir leke yok. Murat Bey, dünden beri lekeden bahsediyorsunuz. Evet. Ben önlüğümü özel diktim. Peki. Özel dinlemene özenerek geldim. Yani siz önlüğüm, ceketim sanki kendiniz diktiniz de. Evet, kendim onu diktirdim. Özellikle şekilde tasarımını kendim ben yaptım. Ben önlüğümü bile özendim, onu bile kendim dikip geldim. Evet, ben de çok tasarımını güzel kendim yaptım, diktirdim. Keşke masa her şef yazan şöyle, ben de evimin şefiyim. Şef Fatma Aküz yazdırsaydım da mutfağa öyle girseydim. Evet, her kadın kendi evinin ya da erkek doğru mutfağının şefidir. Doğru, ben doğru de Şef Fatma Aküz yaptırsaydım doğru da giyinmeseydim ya, zaman kaybı yaşamasaydım daha keşke farklı şeyler çıkartabilirdim belki. Biz kolayı seçmiyoruz Murat Bey. Ben de kolayı seçmedim. Murat Bey, doğru, harika olduğunuzu düşünüyorsunuz ama değilsiniz. Evet, harikayım. Harikayım. Aslında. Muhteşemim. Bilir kişi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bu haftaki yarışmacılarımızın alçak gönüllülüğü, mütevazılığı gerçekten. Pizzalar kaldı. Tabancanızı almışsınız Serhat Bey. Pardon, çok beni mutfağa sokmadınız. Çok özür dilerim. Canınızı okuyacağım çünkü ben bugün sizin. Adam yemem siz benden ne istiyorsunuz? Duruyor bombayı pat. Çorbayı beğendiniz, canınızı okuyacağım dediniz adamı. Bir puan aldın. Ama Serhat Bey bir puandan oldunuz. Çorbasını beğendi, canını okuyacağım diyor ya. Yani niye öyle dedin adama şimdi ya? Ama mutfağına sokması gerekiyor. Sokmadı, yapacak bir şey yok. Size güvenemedi, bana güvendi. Murat Leyhan Hanım ayağa kalkamadığı için şu anda rahat oturamıyor. Bir endamını gösteremediği için hala rahat oturamıyor. İçimi okudu. Evet. Öyle evet mi gerçekten? Tek sen değil. Seviyor sana dikkat çekmeyi. Ya kendin seviyorum Zuhal Hanım da yani. Olabilir. Ya bir de siz turlayın bakayım. Benim bir öyle bir iddiam bakalım yok ki. Ben endamım için gelmedim. Birilerine benziyorum yok da demedim sizin gibi. Ben benziyorum demedim. Aa, benzemeye çalışıyorum demediniz kadar mi? İlk günkü muhabbetimiz. Üç gündür aynı şeyi konuşmuyor muyuz? Benzemeye çalışıyorsunuz bir de. Yani hepsini nasıl hatırlıyorsunuz? Evet. Unutulacak gibi değildi. Evet, beni takip ediyorsunuz. Gerçekten beni sizle takip ediyorsunuz. Sizle alakalı değil hatırladıklarım. Kendi hafızam, kendi dikkatim. Ben ayağa kalksam şimdi bir reyting artar. Var mısınız siz de benimle beraber yürümeye? Kanalı değiştirmesin. Benim öyle bir iddiam yok. Lütfen. Siz kalkın biz izleyelim. Hoş ihtiyacımız yok ama şükürler olsun, reytinglerimiz gayet güzel. Buradan da hazırlık açılmışken espriyle karışık. Çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenlerimize. Bu sezonda çok güzel başladık ve çok güzel gidiyoruz. İlginize, alakanıza, sevginize çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen yorumları, eleştirileri de kulak ardı etmiyoruz. Mümkün mertebe sizlere en güzel yayını yapmak için canla başla çalışıyoruz. İnşaatta sürprizlerimiz olacak. Bu arada siz de yarışmacı olmak istiyorsanız lütfen Yemekteyiz Instagram hesabımıza veyahut tv8başvuru.com'a başvurularınızı yapın. Türkiye'nin dört bir tarafından yarışmacılar ağırlıyoruz. Biz de geleceğiz sizlere inşallah. Başvurularınızı bekliyoruz. Efendim Liana? Dolanabilir miyim böyle? Gezebilir miyim? Allah aşkına bir dolansın. Bir mutfağa bir da gireyim ya. Mutfağa böyle gitme. Mutfağa izin vermedi. Bir tur atmak istiyor. Kalksın da rahatlasın. İzin yanınız da istiyor herhalde. Niyeyse. Bilmem öylesine. Ben biliyorum da neyse. Söyledim ben kendimi göstermek için Zuhal Hanım. Serhat Bey bakabilir miyim mutfağınıza? Liana Hanım terliğime laf söylediniz de sizin ayağınızdaki de terlik değil. Ya yani şaşırmasın terliğine bakıyorum. Şu anda baksanız da. O da bir terlik. Kaldırın biraz daha kaldırın. Kapı. Hayır kaldırsın Zuhal Hanım. Ve bana terlik dedi, kendi terlikle gelmiş. Arkasını kaldırın Zuhal Hanım. Ama değil benimki şık. Böyle bir terlik. Ayakkabı bir de terlik. Siz gösterin. Benimkisi ben zaman böyle bir iddiayla gelmedim. Yanlışlıkla geldim. Yanlışlıkla Tokyo'ya gelmedin inşallah Takunya'yla. Benim böyle bir iddiam sen yok. Sen otur otur. Kabul senin tekrar ediyorum ve babetlerimi unuttum. Zuhal Hanım. Ama göstermedi Zuhal Hanım terliklerini. Siz kendinizi gösterin efendim. Zaten boş yani ver. O siyah çoraplarla da bu kadarını beklemiyordum. Ama ben babetlerimi giyecektim yani. Kıyamam ben sana. Boş versene. Nazar boncuğum. Nazar boncuğun olsun. Nazar boncuğuna ihtiyacım var. Ayağı gürbüz var ya. Liana Hanım benim bir reytingim var deyip masadan kalkıp
güzelce kendi boyunu gösterdi. O da yetmiyormuş gibi şov ustası olan Selin Hanım'ı da yanına aldı ve şovlarını yaptılar. Hiç masaya yakışan bir hareket değildi. Bence onların ikisi yemekteyiz'e değil de şov programına gelmişler. Line Hanım yürüdü, orada kendini göstermeye çalıştı ama yani reytingle bir benim bir reytingim var falan. Onun reytingi falan, onun yürümesi bizi ilgilendirmez. Biz yemek yarışmasındayız. Burası yemekteyiz ya. Ben onun yürüyüşünü, endamını, ne bileyim ayağındaki terliğin, ayakkabısını görmeye gelmedim ki buraya. Beyefendinin yaptığı yemekleri tatmaya yemeğe geldim yani. Bu arada hatırlar mısınız? Bir zamanlar bir yarışmacımız vardı. Adı Serhat'tı. Evet, kayboldu şu an, yok piyasada. Bize ana yemek getirecekti. Buharlaştı. Ana yemeğin var değil mi? Ben görmüştüm, vardı. Buradayım Zuhal Hanım, geliyor. Tamam. Neydi yemeğin ismi? Julien Bonfile. Bonfile. Beğendi yatağında Julien Bonfile. Ve yanında? Patates salatası. Patates salatası. Ve ezme patates. Salatan mı yok demişti. Salata yokmuş. Hiç mi yapamadı, hiç mi başlayamadı? Zuhal Hanım aslında patatesleri haşladı. Yeşillikleri de sirkeli suda uzun süre bekletti. Sadece onları birleştiremedi. Ve neden patates salatası? Allah'tan yok da. Beş patates şey ezme şey... Hayır, patates ezmesi mi, salatası mı var? Patatesi ezecekti. Soğan mı? Ezme patates olarak karıştırdı. O nasıl bir şey ki? Ben içemedim ezmesi, patates şey, salatası. Patatesi haşlıyorsunuz, yeşillikleri doğruyorsunuz, kalıba koyacaktı ya da üstüne yoğurtlu sosu. Anladım. Püre oluyor. O yok. Buraya fotoğrafımı mı koysam acaba? Ya o kadar büyük alan ki kendini göresin geldi. Bizim fotoğrafını koyun oraya. Ben şuraya keşke domates çorbasından bir çekseydiniz sos niyetinde. Olabilir. Benim terliğimle biraz fazla uğraştınız. Beğenmiş, aynısından al. Doktor bu ne? Beyazları da çekmişsin. Sabaları da giy, ameliyata gir valla. Minimalist çalışma yapmış. Fine dining hanımefendi. Tadım yani, menüsü. Evet. Bilin de gelin. Evet. Bundan sonra 300 euro şu tabak. Aç. Vallahi git. Evet. Aç geldim, aç gideceğim yani bugün Serhat Bey. Kaşıklarla başıklarla gitti. Hesap bir geliyor, kaşık gibi değil ama kepçe gibi. Evet. Bu arada salatamı yetiştiremedim. Yok zaten. Maalesef. Şey vardı, bir şey daha vardı sanki. Yok muydu? Hepsi bu mu? İnanmak istemiyoruz da biz. Beğendi yatağında. Bu kadar. Julien doğranmış et. Yanında da salata. Ama salatayı başka bir kaseye koyacaktınız ya. Burası niye boş? Böyle mi planladınız? Başka bir kaseye koymayacaktım. Bu tabağa koymayı. Olmaz ama. Yani yemeğin yanında patates içinde bir şey olmaz. Olanı eleştirin o zaman. Olmaz bu, diyorsunuz. Yeşil yağ yapmaya çalıştım. Bunlar ne? Servis yaparken damlatmış. Bence Murat Bey'e özenmiş. Silmemiş. Ben de şekil yapmaya çalıştım. Silmemiş. Silemedim daha doğrusu. Anladım. Yani zaten beğendisi kusmuş ya, yağ damlatmış beğendiği tabağa koyarken. Beğendi. Teşekkürler öğretmenim. Yok, öğretmiyorum, olanı söylüyorum hanımefendi. Hı hı. Yani bunu görmek için, görmemek için olmamız lazım zaten. Belki lezzeti güzeldir, bir bakın ya. Hemen baktım zaten, yemedim, çatalda kaldı, ucundan tadını aldım. Çatalda kaldı, bir al ya, bir yudum, bir şey olmaz tamam. Ya. Tamam, sizin aldığınızı alacağım bir yudum daha. Ayran gibi bir şey var mı, öleceğim yoksa evet, yani burada. Evet, içecek alabilir miyiz? Tabii. Biraz boğazımız kurudu da, pizzadan, çorbadan. Etten. Ne içersiniz yani. Murat Bey? Onu söyleyin bana. Ben soda alayım. Soda. Ayran var mı? Var. Ben ayran alayım. Nihan Hanım siz tazeleyin mi? Olabilir. Ne? Şalgamı tazeleyin mi? Soda varsa alabilirim. Tamam. Eti yakmış, bir de sakız gibi olmuş eti. Bonfile bu yani. Serhat bonfile, Bey, yanık bu eti ya. Neden servis ediyorsunuz? Et yanık değil, fazla pişmiş. Hayır, yanık. Bu et yanmış Serhat Hayır, Bey. Yanık. Hayır, yanık. Yanmış. Görünen köy kılavuz istemez, bu et yanmış Serhat Bey. Genzimi yaktı. Yakmışsınız eti. Zaten eksik menü, bir de hiçbirini becerememişsiniz. Ya yakmışsınız ya... Yanık değil hanımefendi. Yanık, fazla yanık. Pişmiş. Fazla pişmiş. Yani, yanık. Sizin de gözünüzde bir sorun var galiba. Evet, yanmış beyefendi. Kaç dakika pişirdiniz bunu? Bonfilenin pişme soda derecesi hızlı ateşte en fazla 5 dakika teşekkür olur. Teşekkür ederim Murat Hoca bilgileriniz için. Yani bu ne haşlama mı yapıyorsunuz? Bardak yok mu? Bardağı alabilir miyim böyle? Var ya, Murat biberi de kondurmuş. Ben doldururum. Bir soda hızlı döküverin. Elinize yani, mi yapışacak? Üstünde sen... Gerçekten kapaklarıyla mı getirdin bunu? Evet, açık evet. Ben bunu... Hava almasın diye getirmiş. Siz şişeden mi içmek istediniz? Bazısı öyle tercih eder de. Yok yani... Ben belki duymadım. Davet masasında şişeden getirmiş zaten bir abes. Servis esnasında bardağa dökmesi lazım. Bir de sen servis söyledin adabı. Bardağınız var ya dedi. Evet, servis adabı diye bir şey var yani. Ya bugün şoklardayız. Ben Allah'tan yedim de geldim. Biliyordum başıma geleceğini. Bak ben şimdi. Tok geldim evet. Ben açım. Ben tok geldim. Ben açım. Yarın da tok geleceğim. Ya. Evet. Hayır.
Yani yarın da top gelecek. Yarın da top geleceğim. Ben ay yapma onu. Hayır ben yok, kabul etmiyorum. Yarın aç yani geleceksiniz. Yok tabii. Mide filmi mi çekeceğiz? Ben yarın açık büfe kahvaltıyı yapıp da geleceğim. Evet, peynir, domates, zeytin falan getirelim bence yanımda. Serhat Bey şunları versen masadan kaldırsam. Top bile gelseniz kesinlikle bütün yemekleri yiyeceksiniz. Ben tadına bakarım. Sıkıntı yok. Göreceğiz. Yapın, hayır. Siz yapın yetiştirin de biz yiyelim. Ben yapacağım. Siz yapın yetiştirin de biz bir yiyelim. Bir dilim ekmek alabilir miyim? Tabii ki. Çok buyurun. Açım çünkü. Bari ekmek yiyeyim. Aç kaldım bugün. Aslında domates çorbasına bir yumurta kırılabilir yani. Şuna bir kaşar atılabilir. Gerçekten kaşar da var beyefendi. Yani. Bakmayın şalgam devrilmiş, mutfakta düşmüş, o yüzden ne? Sıkıntı yok. Şalgam da gitti. Mutfakta sokmadım işte, benim ağam sizi tutuyor şu an. Bana niye ağa ediyorsunuz? Ah yani etmeyin, beni mutfağa sokmadın. Yapmayın öyle şeyler, ya. Demeyin öyle şeyler. Yapmayın. Bu arada salatan yok. Evet salatan. Onun dışında da... Et yanmış. Dedi yarışmacılar, başlayalım mı, ister misin? Ben başlayabilirim istiyorsanız. Buyurun Murat Bey. Şimdi daha önce bonfile pişirdiniz mi siz? Pişirdim. Kaç dakika pişirdiniz bonfileyi daha önce? Ne yemek yaptınız? Ya Murat Bey bana dakikaları sormayın. Kaç dakika pişirdiniz? Hayır, fazla pişirdim diyor zaten. Önünüzdekini değil. Istiyorum. Ben size sordunuz. Şimdi, bakın ben... bir dakika dinler misiniz? Buyurun. Bir dakika dinleyin önce. Tamam, lütfen. Yorumlarınızı düzgün yapın. Gayet bana az önce yapıyorum. Sordunuz. Dediniz ki, ben de size dedim ki fazla pişirmiş dedim. Doğru mu? Evet. Duydunuz değil mi bu yorumu? Evet, evet, evet. Şimdi bana hala kalkıp da neyin dakikasını soruyorsunuz Murat Hanım, Murat Bey? Kusura bakmayın. Sakin olun biraz yani. Şimdi ben de sizi alıyorum. Bu arada kaşar yani. Var mı? Peynir falan ben şöyle var, kahvaltı yapsaydım. Var domates çorbasını aldığı kaşar peynir var ya, koyabilirsiniz. Murat Bey, yani. Serhat Bey hiç yemek yemeden ben geldim ben. Ben şeyden sonra size dürüm ısmarlayayım isterseniz madem doymadınız. Ama biz bu masaya doymaya geldik Serhat Bey. İstiyorsanız ben yapabilirim 2 dakikada. 2 dakika almaz. Ekmek arası kaşar yapabilirim. Bir tadın. Murat Bey siz kendinizi övmekten... Yok övmüyorum 2 dakikada. Bu dakikada yaparımı vurgulamak. Evet. Bu da bir sizin kendi reklamınız. Beğendi olmamış. Patlıcanı közlemiş, yağ koymuş. Un atmış ama süt koymamış galiba. Bu evet. beğendi değil bu. Bu patlıcan beğendi yani söğürme gibi bir şey olmuş. Beğendi yemeğini değil. Yemeğini. Etler çok pişmiş. Patlıcanı közdükten sonra közünü tam alamamış. Siyah siyah içinde belli zaten. Kaşar peyniri zaten yok. Muskat hiç yok zaten. Girmiyorum o kadarına. Yani şuraya bir domates çorbanızdan şöyle bir sos çektiğinde de tabakta bir görsel olsaydı en azından yani. Ya da ekmek koysaydı. Olmamış. Yani bitti mi? Olmamış. Bitti mi? Ben mi yorumlayayım? Yorumla Fatma. Yani şimdi size de özellikle tadın dedim. Çünkü bonfile noktasını görünce aç geldim, yemek yemedim. Dedim ki bonfile çok çabuk pişen bir et. Evet. Ve hani güzel sulu da pişirirse ben dedim Serhat Bey'e bugün puanları ya baya baya veririm. Ama gerçekten olmamış. Ne, yani yorumlayacak kelime bile bulamıyorum. Çok kuru, kesilmiyor. Yanmış. Yani biz şimdi eksik menü yaptık. Düşene vurun. Düşene vurun. Eksik menü de alakası yani yemekten bahsediyorum. Sizin ana yemeğiniz tam eksik değil. Bu ana yemek tam olsaydı lezzeti, nefaseti, görseli, sunum yerinde olsaydı. Ya sen bu olarak şimdi ben kendi yaptığım yemeğe tam demiyorum ki sen buna tam diyorsun. Beyefendi ben... Ben kendi yemeğimi bak tam, ben her ne kadar... Ne biliyor musunuz? Ya, beğendiniz Bey, var, Bey, etiniz Murat var. Bey. Tam ben kastım bu. Eksik bir şey yok şu an. Yani tabakta patates eksik yok. Yani patates salatasını zaten karşımıza koyacaktınız. Evet. Düşünceniz o yöndeydi belki. Bilmiyorum ne diyor. Tabağınız, ana yemek tabağınızda beğendi dediniz var. Bonfile dediniz var. Yani... Siz yorumunuzu yapmıştınız değil mi Murat Bey? Yaptım da yani tekrar... tekrardan. Peki yani Fatma da yaptı. Yani Selin'deyiz. Peki. Beğendi de sütümüz yok, kaşarımız yok. O yüzden buna beğendi demiyoruz. Sadece bir patlıcan yatağı diyoruz. Öyle. En kıymetli eti... Bu zor enflasyon şartlarında ziyan etmişsiniz. Ya kalkıp da şimdi bana zor enflasyon şartları niye diyorsun? Yarışma programına katılıyoruz. Bir bütçemiz var hanımefendi. Tabii. Ne alakası var şimdi bütçemiz bunun ya? Bütçemizde çok şükür ama tamam, en kıymetli eti de ben, bu kadar ziyan etmezsiniz yani, Serhat Bey ya. Kusura bakmayın da ben şimdi dana da alırım. Yani, evet. Balık da Murat Bey balık aldı. Siz başka bir şey aldınız. Layıkıyla yerdik, ama lütfen, lezzetiyle yerdik. Ama lütfen bakın yorumlarınızı yaparken. Kaliteli lütfen. Derken bu et çok kolay pişen bir tamam, et. Tamam böyle diyebilirsin de. Bundan demek istedim. Bu et böyle ya, olmaz ama böyle ben, olmaz. Ben kıymetli etten bahsettim. Yazık olmuş. Evet, ya tamam yazık etik siz benim bu kadar tepki veremezsiniz yorumuma. Ama niye tepki veremem? Enflasyonla ne alakası var hanımefendi ya? Kıymetli bir eti ziyan etmişsiniz diyorum. Bari, diyorum. Ben yani var ya alışverişimi göreceksiniz. Siz yapsanız tamam diyeceğim de sizin yapmanız... Evet, mali sayıyla aldım var. Sayıyla. Bakın siz her yapsanız şey tamam diyorum ben ya. Sayıyla aldım. Ben de esnafım. Sayıyla aldım. Emekse bu ben de esnafım. Yazık günah. Ya yazık günah da burada çöpe gitmiyor merak gitmiyor, etmeyin gitmiyor. Ya. O ayrı. Tabii ki bir bütçemiz var. Tabii ki canım ama yapacak bir şey yok. Ben ziyanlıktan bahsetmedim. Ya tabii ki güzel lezzet olmamış bu et diyor. Lokum gibi pişerdi. Ve tamam öyle söyleyebilirsiniz. Peki bir şey soracağım Serhat.
Buyurun. Anlıyorum sinirli olmanı, anlıyorum modun düştü. Yok sinirli düştü. Değilim, bazı yorumlara ben gerçekten. Anladım. Yoksa ben bu yarışmaya kazanırım, kazanmam, kendi yemeğim ben bu tabii arada... Tabii ki canım, olur kendi olmaz. Kendi modumu da düşürmem. Belki, peki, belki ben başka bana... bir şey soracaktım. Şimdi pizzayı fazla pişirdin, bunu fazla pişirdin. Zaten hani... Çorba. Çorba zaten onda tamam bir şey söylemiyorum. Sonuçta onu yapmışsın yani öyle ya da böyle. Peki zaten fazla onun dışında vaktini alacak ne vardı da bunu nasıl fazla pişirdin? Bunun mısıra başında odaklanmış. Duracaksın. 5 dakika şöyle nasıl Zoran fazla pişirdin? Hayır nasıl yaptın fazla? Şimdi şöyle yaptım. Zoran Hanım ben mutfak yönetimini pek yapamadım açıkçası. Tamam onu anladım. Hani başka bir işi yaparken diğerini unuttum. Diğerini yaparken onu unuttum. Bunlar da tabii zincirleme geldi. Ana yemeğin çok çabuk pişecek diye etti. Zincirleme geldi. Yani 5-6 dakikanı ayırsan zaten... Son 5 dakikada yapsa yeter. Evet. Zuhal Hanım son yarım saate kadar 3 tane yemeğe hiç başlamamıştı. Sonra 3'ünü de aynı anda yapmaya başladı. Şimdi ana yemek ya bu. Bunun başında zebellah gibi dikilmeniz lazım. Onu söylüyorum. Çok çabuk pişecek yönetimi... diye. Hani fırına attın. Sürpriz açamayacaksın. Düdüklü bilmem ne şu bu yemekler olur. Sürpriz yani bilemezsin. İşte... Pişti mi pişmedi mi risktir. Ama mesela bu senin kontrolünde açıkta 5-6 dakikada değil mi? Ne kadar da pişer ki bonfile? 5 dakika, dakika yani en fazla. Yani bunun başında sen bunu bir pişirip bir şeyini yapacaktın yani. Bunu bir sağlama alacaktın. Ya işte dediğim gibi Zuhal Hanım mutfakta, her şey peş peşe, bizim işte mutfakta oldu. Maalesef o planlamayı programlamayı kaçırınca ondan sonrası da zaten zincirleme geldi. Anladım geçmiş bence olsun. Menüyü planlarken yanlış yapmış. Baştan aşağı yanlış ya, yapmış. Ya Murat Bey yani. Siz ne kadar çok... Bir de şeyi merak ediyorum. Hanımefendi eleştirdik ilk gün. Eti siz doğranmış mı aldınız? Murat Bey izin verir misiniz? Ben yorum yapmadım mesela. Buyurun. Ben car 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 size ben yorum için golü pası verdim. Serhat Bey. Zuhal Hanım yorum yapabilir miyim? Ya sıkıldım artık sizin şu pas ve golünüzden ya. Serhat Bey etleriniz. İzin verir misiniz Fatma Hanım? Lütfen. Patlıcan beğendiniz. Patlıcan bayılma olmuş. Olmamış. Tamam. Etleriniz yanmış. Biberleri de kondurmuşsunuz. Ve çok tuzsuz. Bütün yemekleriniz tuzsuz. Neden? Dün Selin Hanım hepsini tuzlu yaptığı için siz ayarından olabilir, mı belki korktunuz? Ama bu yanlış bir şey. Gerçi attım ama... Tadına baksaydınız. Tadına bakmak durumdayız. Vallahi şöyle bir şey. Tadına bakmak durumdasınız. Bu arada insanlar sağ olsunlar şey demediler yani yarışmacılar. Ben tatmak istemiyorum. Bu et yanmış demediler Allah'tan. Emek var. Zaten bu arada yani eksik menüde olduğu için yapacak bir şey yok ama... Ama yanmış. Ama maalesef yani hani kömür gibi mi değil ama yanmış yani gitmiş et. Ben aynı soruyu tekrar sorabilir miyim? İlk gün hanımefendinin eti doğranmış alınmıştı. Beyefendi doğranmış mı aldı kendim doğranmış mı? Sizce? Ben merak ediyorum yani tamam, sizcesine yanınızda değildim. Sizce soruyorum. Yani ya bunu sizcesine beyefendi ben yanınızda yani değildim ki yani. Senin tahminin ne? Kendini mi kestin? Yani zaten yine büyük küçük irili ufaktı muhtemelen kesmeye çalışmış olabilir. Kestirmiş olabilir. Bence yani. Kendini kestin. Ama işte ikisinden birini seç. Hangisi? Ya bunu böyle bu kadar üstüne diyorsunuz kendiniz kesmişsinizdir yani. Tamam. Ana yemek aslında yemeği tercih etmeyeceğim bir yemekti. Yanmıştı. Patlıcan tam bir yağ kümesiydi. Yerken... İkinci kaşıkta midem de bulandı. Ezme patates salatası diye bir şey yoktu zaten ortada. Yorumlayacağım da o yüzden çok da fazla bir şey göremiyorum. Ana yemek tam bir fiyasko hiçbir şekilde olmamış. Patates salatasına gelirsek zaten yapamamış, yetiştirememiş. Zaten böyle bir patates salatası böyle bir menüde, böyle bir programda bu şekilde bir patates salatası salata olmaz yani. O beş çayında hanımefendilerin yaptığı bir bildiğiniz normal salata yani. Bonfile demek için bin şahit gerekiyor. Kesinlikle ben kabul etmiyorum. Ana yemeğini bahçeye çıkarmış burada dans edin diye. Önümüzdeki beğendi değildi. Sadece köz patlıcan ve bol yağın içinde yüzüyordu. Eti ziyan etmişti Serhat Bey. Salata zaten yoktu. Salata hiç göremedik. Yorum yapamadık. Yorum yapacak bir patatesli salata yoktu. Tatlın neydi diye sormaya korkuyorum Serhat. İrmik helvası. Ve çikolata sosu. Ha çikolata sosunu görmüştüm ben. Dondurmalı ayrıca. Bugün dondurmalı de bir kar yağması göreceğiz. Dün gördüğümüz gibi. Ben dün şelaleydi o hanımefendi. Ama kar yağması dondurması değildi. Erimişti ya Zuhal Hanım. Ama özellikle yapmış. Patlamaydı aa, dünkü. Ciddi misiniz? Evet ben onun hayalini. Patlama mı? Evet. Volkan patlaması aynen mı? Öyle. Rezil yanardağ. Aynen öyle. Etna patladı sıcakla biliyorsunuz. Sıcakla soğuğun birbiriyle böyle akışkanlığını hayal etmişti. Evet. İrmik helvası. İrmik helvası var değil mi Serhat? Var var geliyor. Çikolatasını yerim yapıyorsunuz Serhat Bey. Yok yapmıştı ben gördüm. Ama şuna kalıyor. Şu anda yapıyorum. Şimdi açıyor altını evet. Aman dikkat edin diye. Ben sürekli sizden izin alarak gitmiştim. Teşekkürler. Isıtabilir miyim diye. Bu arada çikolata sosunu nasıl yaptın? Çikolata sosunu kakao, süt. Heh. Kendim yaptım. Kendin yap. Ve çikolata tabii ki. Evet.
Tamam. Kendi bir parça çikolata. Aslında şöyle de bir şey var. Uyumsuz ya da gereksiz parçalar var mı? Var. Ama bir yandan da aslında yetiştirseymiş emek de isteyen bir şeyler var ortada. Yani ekmeği var, pizzası var, mısırını bile kendi haşlamış, etini doğramış, çikolata sosunu yapmış. Yani sonuçta değil mi? Şey çok da hani öyle kolaya da kaçılmış bir menü değil. Fakat sonuç yok. Yanlış yani işte dediğim gibi ya pizzayı seçecektin ya ekmeği seçecektin. Menü planlamasını yanlış yapmış. Ya da işte mısırın peşinde o kadar vakit kaybetmeyecektin. Ya da işte ne bileyim planlamanı, strateji. Halbuki bir sürü dosyaların var. Yazmışsın da kalem kalem. Nasıl unuttun bazı şeyleri anlamadım. Gözün önünde notların var. O heyecanla Zuhal Hanım, o heyecanla o notlara bakamadım bile. İyi de zaten sen ben yıllardır evde ben yapıyorum dediğin yemeği hani tecrübelisin mutfakta. Zuhal Hanım evde yapmakla burada yapmak çok farklıymış. Anladım. Kamera heyecanı. İnanılmaz yani bunu zaten söylüyorum. Kimisi burada zamanını yönetemiyor, kimisi stresine yenik düşüyor. Evet maalesef. O zaman evde bu kadar sık yaptığınız ürünler değildi Serhat Bey. Yok evde de yaparken bakıyorum devamlı. Beyefendi sık yaptığınız ürünü beyninize yazdığınız için zaten bir daha kağıda bakın. Yani aynen. Ben genelde bakarak yapıyorum. Olabilir. İtirazınız var mı? Size herhangi bir problemi var mı? İster bakarak yaparım, ister bakmayarak yaparım. İşte o bakarak benim yaptığınız için süreyi çok kaybetmişsiniz. Nereden baksanız yarım ya saat tamam, siz orada okurken kaybetmişsiniz. Yani tamam bunu hala bu kadar çok hayır, şey yapmanın bir anlamı yok. Sinirlenmenize, agresifleşmenize gerek yok insanı. Ki yani. Sürekli hani yok evin yaparım yapmam bakarak yapıyorum. Ama peki. Serhat Bey biz buraya siz doymaya geldik bizi doyuramadınız. Doyuramadıysam puan vermeyeceksiniz zaten. Siz de beni doyuramadınız. Ben de size normal hakkını ettiniz puanı verdim. Biz de size hakkınızı vereceğiz. Burada hepimiz birbirimize hakkımızı veriyoruz. Ben de size aynı şey hakkınızı verseydim. Serhat Bey çok gergindi. Kendi suçuydu. Bizi patlamasını da anlamadım kesinlikle. Kendisi beceriksiz ve çok yavaş. Stres yönetimi burada çok önemli Zuhal Hanım. Ben mesela kesinlikle dün tahmin etmiyordum. O bir panik atağım yok. Bir normalde hayatımda hiç daha şekerimin düşmesini bilmem. Dün yaşayacağım şey aklıma gelmezdi. Bir tık ya heyecan kontrol edemedim ya hızdan kaynaklı. Olabilir canım. Olabilir. Ama dün kahvaltı etmemiştim. Yarın açık büfede kahvaltımı yapacağım. Öyle geleceğim Liana Hanım'ın masasına. Çok yeme ama. Çünkü doymayacağımı bildiğim parmaklarını için. Parmaklarını yiyeceksin. Bir daha da bayılma hatta gibi bir şey istemiyorum. Hatta eve gidip bir not alacaksın. Ben bugün o kadar güzel yemekler tattım ki. Yoksa sizden tarif mi isterim? Ben hayır sadece hayır. Biliyorum. Yiyeceğiniz yemekleri. Yalnız ben dün ya da evvelsi gün hatırlamıyorum. Yaptığı yorumlardan şöyle bir iki bir şey yakaladım. Yemekten anlıyor Liana. Yapıyor. Hamur işiyle ilgili bir şey konuştular Fatma ile bir diyalog geçti aralarında. Bilmem neyi şöyle mi yapıyorsunuz dedi. Ummadık taş. Vallahi hiç belli olmaz. Ummadık taş başlanabilir Murat Bey. Ben de bir kutu yaşayalım. Peki şunu söyleyeceğim. Puan alırsınız. Ona gelecektim. Evet. Bravo. Benden de. Yaparsa puanlarınızı benden de alırsınız. Duygular, düşünceler aranızdaki atışmalar puanları öne geçmesin. Yani ben çok adaletli. Benden de alırsınız. Sizi tebrik ediyorum. Ben de kesinlikle eğer çok güzel beni çok şaşırtırsa girelim. Kıt puanlı Fatma. Ben kıt puanlı değilim. Kıt puanlısın. Hakkını veriyorum. Şöyle bir tek üstünü versen hakkı olurdu. Hayır. Şef olduğunu düz söyleyen bir beyefendi var karşımda mesela. Ona senin da, hanıma da ama. Ben bir dün hak etmedim. Fatma Hanım bunu, ya, bak, bunu şimdi, saatlerce konuşabiliriz. Şöyle bir şey vermedim. Dört verdim üç ben. Üç zaten benim hakkımdı. Bir puan verdim. Ya ama benim, kadar verdim. Öyle bir dünya yok. Ben sabaha kadar verdim. Konuşabilirim. Ben mesela, biri hak etmedim. Dur. Fatma. Diyelim ki bugün bütün yemeklerini yapmış olsaydı ama bu şekilde. Yani eti gene böyle gelseydi. Evet. Ama salatası da gelseydi. Ama işte çorba öyle çekmiş dediniz, şu dediniz, biberi evet, evet, acısı dediniz. Beğenmediniz değil mi çorbayı? Eti de beğenmediniz, beğenmedim. Pizzayı da beğenmediniz. Evet. Ama salatası eksik falan olmasaydı beğenmediğin için sen kaç verecektin mecburen? 3. Değil mi? Yani evet. Tabii. Mecburen bir kere kafadan 3 eksiği yoksa. Şimdi bu kadına 4 verdin. Bana 1 verdin. Şimdi burada ama yanmış bir ana yemek, olmamış bir pizza. Çaresiz 3 verecektin. Eksik yoksa verecektin. Ama bak, yarım. Ama şimdi aynı mı olacaktı? Aradaki fark 1 mi olacaktı? Şimdi diyor musunuz? Sadece şunu yemedim, değerlendir. Bugünü. Valla ben yemedim diye düşündüm. Ama şöyle şimdi bugünü bir değerlendirin, dünü bir değerlendirin. Aradaki fark 1 puan mı? Öyle sorayım. Ama şimdi bir, şöyle bir şey de var. Şöyle Zuhal bir şey değil. Ben net soruyorum. 1 puan ben hak ettim mi? Ben sordum senden evvel. Net ama alamadım cevap. Teşekkür ediyorum Zuhal Hanım. Kekiniz çay kekiydi ve çay istedim. Ne olursa olsun. Lezzetini yediniz mi? Aynı zamanda eriştiğinizde yarım puan verdim. Ürünleri çok değişik sulu bir şekilde geldi. Ürünleri tek tek sanamıyorum. Fatma belli ki istediğimiz cevabı alamayacağız. O işine geldiği gibi söyleyecek. Murat sence Selin'in yemekleri mi bugünkü yemekler mi? Aradaki fark bir mi olmalıydı? Yani şöyle ben zaten sadece kekini beğendim. Davet sorusuna gitmedim. Aradaki puan bir puan mıydı sence?
Yani bana bir puan dün benim masam bir miydi? Dört verdin ya sen. En azından bir miydi dün benim masam? Ya ben beğendiğime verdim. Dediğim gibi sadece keki beğenmiştim. Ya nasıl bugünü konuları kıyaslarsak... ya ben ne soruyorum? Siz evet, ne cevap bugün veriyorsunuz? Bugünle onu kıyaslarsak... Yemem ben bu numaraları. Yapmayın tornistanlar şunlar bunlar. Yahu ben diyorum ki bugün bu adam bu şekilde yemekleri yine getirseydi yanmış olmamış hiçbir şey olmamış. 3 puan verecektim. Ya var ya 3 verecektim. Evet. İşte 4 verdiniz ya bu kadına dün. Aynı mıydı bir yemek verdiniz. Kalitesi, lezzetleri? Bir. İşte 1 puan mıydı fark? Ama Zuhal Hanım ben sadece zaten kekini beğendim. Hayır 1 puan mıydı fark? Yani kekine 2 puan verdim. 2 puan olamaz mıydı bugünle dün arasında fark? Yani tabii ki olabilirdi ama ha, ben işte beğendiğim işte de bu, işte bu masada hak yenen kesinlikle. Olay. Ben siz de benim hakkım yediniz ama. Dünle bugün arasında 1 puan fark mı kesinlikle olurdu? Kesinlikle Zuhal Hanım. Hayır. Son yarışmacımızdan biraz korktuğunuz gibi geldi yok, bana Murat korkayım. Bey. Ben aç geleceğim dedim zaten. Hani dedik ya zaten. Böyle eğer güzel yaparsa puanları veririz diye. En ufak sanki bir korkum biraz olmadı. Yok yok en ufak bir korkum olmadı. Ben evet. Kesinlikle zaten 3 dakikada yapacağım iddia ettiği krebi yapamadı. Ben zaten oradan hanımefendinin ne derece ne yapacağını az çok anladım yani. 2,5 saat. Tamam onu da göreceğiz işte. 3 dakikada bir krep hamurunu yapamadınız. 2,5 saatte menüyü zaten yapamazsınız. Beni çok şaşırtacağını ben Murat evet, Bey'in hakkani Bey, puan vereceğine asla inanmıyorum. Murat Bey şey demiş. Bu menüyü tamamlarsa evet. Serhat Bey benden maksimum 6 puan alır demiş. Evet. Sizce siz şimdi bu ben gerçekten bunu el açması benim 2 tane ürünüm var. Evet. Ben bu çanak ekmeği ve pizzayı gerçekten ben normalde pizzayı sizin önünüze tek herkese böyle ince evet. Kocaman yuvarlak içinde sunmayı planlıyordum. Olmadı. Tamam. Şimdi bu şimdi hakkaniyet mi olur sizce? Ben şimdi tamam. Burada 2 tane el açması verip de siz bana ben gerçekten güzel yapsam beğenseniz 6 puan mı yani? Evet. Son yemek ya ne oldu? Şöyle diyeyim ben size. Benim için kriter ana yemek ve tatlı. Ana yemeğinizi yine bu şekilde sunacaktınız. Bu birincisi. Ana yemek zaten fiyasko. Hayır bakın ben fiyaskodan bahsetmiyorum. Şimdi bir puan ben size ki, olsa ki çorbanıza vermiş bütün, olsam. Murat Bey. Bütün menüyü çok hani normal kendi şeklinde yapmış olsaydım maksimum vereceğiniz puan nedir? Siz de 6 puan dediniz. Siz ana yemeği yine aynı bu şekilde yapacaktınız. Değil mi? Yaptınız da zaten. Bakın, ana yemekte tabakta değil. Eksik ben... bir şeyiniz yok ama olmamış şeyleriniz. Hiçbir şey yanık olmasaydı. Beğendiniz salatam olmamış. Olsaydı. Pek. Beğendim olsaydı. Ya olsaydılar yapsaydılar artık. Olmuyor yani. Geçti maalesef. Evet. Sizin demek istediğinizi ben anladım. Söyledim. 6 puan verecekmiş. Yani maksimum hepsi gerçekten güzel olsaydı 6 puan verecek. Bence çok az yani. Niye bence olsaydı 6 vereceğim dedin ki? Olsaydı daha neden? Yüksek vermez miydin? 3 şimdi tatlıya ben 2 puan verdim. Ben yapamayacağını zaten emindim ki röportajı da aynısını söyledim. Yapamayacağınla ilgilisi değil. Ben de aynısını söyledim. Neyse afaki ve soyut şeylerle ilgili çenemizi yormaya daha fazla gerek yok. İlk bir yorum yapabilir miyim? Bu masada yutmaya zorlandığım ilk ürünle karşı karşıyayım. Ki ben yemek yemeyi çok seven biri. Yutamadım Zuhal Hanım. İrmik geçmedi. Bakayım ben de. Buyurunuz. İrmik üzerine... değil ki bu bulgur pilava. Niye geçmiyor? Hayatı güzel geçiyor yani. Yani siz diyorsunuz ya Fatma Hanım. Hanımefendiden korktunuz evet. İrmiğe bulgur pilavı diyen bir insandan çok korktum. Bacaklarım titriyor benim. Pişmesinden dolayı öyle dedi. Siz pişmesinden dolayı nazire yapıyor ya. Evet. Bir de şef olduğunuza eminiz. İrmik olduğunu algılayabilir yani. Murat çok fena. 4 gündür yarışıyoruz. Hep çok yok. İroni yani. Yapıyor burada yani. Bulgur pilavı gibi bir şey yapıyor. Ben anlıyorum seni yani. Seni çok iyi anlıyorum. Ben de anlıyorum. Sıkıntı yok. Yarın şov olacak. Peki. Göreceğiz. Selin zaten duygularını açıkça kaplardan geçmedi diye. Çok lezzetli. En azından ya, akmıyor Selin Hanım'ınki çikolata gibi. Çikolata sosuna bakın ama kendisi yapmış. Bakın. Baktın mı çikolatasına? Baktım. Şimdi... Çikolatası nasıl? Keşke kremalı yapaydı da böyle biraz güzel olaydı da şöyle bir ağzımızı ataydık. Mi? Çok kötü. Spangili olmuş. Kötü. Allah Allah. Kötü değil mi diye soruyorsun zaten. Ben de çok niye kötü dedim. Değil mi diyor ya. Onaylıyor musun? Kötü değil mi dedim çok. Niye dedim kötü öyle mi dedim. Kötü değil mi? Kötü değil mi dediniz. Kötü işte beğenmedin mi yani beğendin mi? Nasıl acı. Beğendim der gibi. Yani irmiği sadece yutamadım deyip üstüne yorum yapmıyorum. Dondurma iyi ki koymuşsunuz ki böyle kalan irmikler dondurma ile birlikte aşağı rahatlıkla inebildi. İnmiş demek ki. Peki. Emeğinize sağlık. Bir aracı var yani yorum. Yine irmik için. Evet iyi ki dondurma Murat. Var. Dondurmalı irmik helvasının yani yapamadınız madem dondurmayı içine koysaydınız sunum yaparken. Yani bunun bu, içine nasıl koyacaktı işte, tutar yani bir şekilde yani yapmaya çalışsaydı bari yani. Nasıl yapacak ya?
Yani, olur muydu sence? Tamam, şimdi bunu koyup kepçeyle ortasına bastırıp çoması ortasına koysaydı yani. Dağılır, dağılır gider. Yani çok deneseydi. Kavurmadın mı? Deneseydin, kavurmaya çalışmış. Kavurdum. Ben bir şey sorayım. Pardon. Bir... Ben Murat Bey'e bir şey cevap verebilir miyim? Buyurun, buyurun, evet. Buyurun. Hani dediniz ya, bunun içine keşke dondurma içine koysaydınız. Evet. Ustayım, ustayım diyorsunuz. Evet. Bak, ben kötü yaptığımı kabul ediyorum. Evet. Yani bunun içine dondurmanın konmayacağını ben biliyorum ki koymamışım. Değil sen mi? Ustayım diyorsun. Diyorsun ki ben senden bu dondurmayı içine koymanı beklemiyorlar. İrim kelimeniz var mı arkada? Murat Nasıl? Bey. Çok özür dilerim. Dur, yorum ama siz çok konuşuyorsunuz. İrim kelimeniz var mı arkada? Bitti. Varsa ben 10 dakikanızı istiyorum. Bu irim kelimesini dondurmanın içine koyacağım. Serhat Bey. Buyurun. Evet. Bu bulgur pilavının içine dondurma girmez ama sebze girer. Doğru. Sebzeyi kavurup evet. Gerçekten yarın çok daha lezzetli. Bakalım peki. Artık bizim çok önümüze... da büyük konuşmak lazım. Aynen kesinlikle öyle ben de evet. Çok şeydim. O da böyle olsun istemezdi. Geçmiş yani, olsun. Beğenen var mı helvayı? Artı bir şey söyleyeyim. Yani, beğenmeyen. Zuhal Hanım. Hiç. Kimse beğenmedi. Olmamış maalesef. Teşekkürler. Eline gel sağlık. Gelin. Sağlık olsun gelin, diyelim. Açık olsun. Oynamaya geçelim. Teşekkürler. Menüm ağır bir menüydü. Yani çok zaman ayırdım. Ben de isterdim olmasını. Lakin olmadı. Yapacak bir şey yok. Eksik menüye girdim. Ama her ne kadar da sonuçta bir emeğim var burada. Emek harcadım. İşte ekmek çanaklarımı en azından güzel çıkarabildim. Her ne kadar pizzam olmasa da çorbam olmuştu. 3 puan bekliyorum. Evet, büyük final öncesi Serhat yarıştı ama maalesef diğer günlerden farklı olarak bugün Serhat'ın eksik yemekleri olduğundan dolayı maalesef birden başlama hakkınız var puanlamaya. Ama tabii ki yine söylüyorum, o size o ne ya? Bu kase ne? Zuhal Hanım, 5 dakikada ben 20 kelebasını dondurmalı yaptım. Şimdi? Evet. Biz açık oyleme hazırlanırken. Evet. Mevcut olanı tabağındakinden yaptım. Kendi tabağındakini ne yaptı? Şöyle bir döndürebilir misin? Dondurmalı 20 kelebası yaptım, dondurma içinde. Usta Murat Hoca yapmış. Ama benim şeflerimle laf ediyordunuz yani, ben onu kaldıramadım, kusura bakmayın yani. Gerek yoktu yani. Buna ama ya. Bence sonra çıkışta verseydin ya. Ben burada zaten eksikliğini yani. Yapmışım. Yani ben yapamamışım, beni yemekleri yapamamışım. İster istemez modum düşmüş, canım sıkmış, moralim bozulmuş değil mi? Evet. Ya buna gerek var mıydı? Bence sizin karakterinize yakıştıramam. Yok, şöyle değil. Şov yapmak yok, istedim. Keşke bunu yaptınız yani. Liyana'nın masasında yapsaydın. Yok, mesela o böyle iddia etmişti yani, evet, ya. Yaparız öyle. Şimdi şöyle bak, işte hep etki et. Fırsat etki. Kalırsa bence yaparsın. De gerek yoktu. Senden evvel söyledim zaten de. Gerek evet. Yoktu da böyle bir şey. Şimdi adamın doğum gün yemeklerine kalktınız. Yani işçilik isteyen yemeklerine, emeğine... haksızlık ettiniz hem puan olarak hem yorumlarınızla. 2 dakikada yapılır, 3 dakikada yapılır. Bu mudur önümüze getirdiğiniz şey? İşte böyle şeyler oluyor maalesef. İşte sen de onlardan biriydin. Hayır Zuhal. Yani ben böyle işte yapmayın sunumlarına... ben ama söyle. Hayır, sunumlarını demiyorum. Kremi. Evet, kremi. Yani sen dedin ya kremi. 3, 4, 2 dakikada yaparım. Liyana da 3 dakikada yaparım. Öyle olmuyor. Yani o da işte bir... Ben iddiamı koydum ve kanıtladım. 5 dakikada yaptım. Keşke masaya koymasaydı. İddiayı koymuştun zaten. Evet, başlıyoruz açık oylamaya. Buyursunlar. Birden başlayabilirsiniz puanlarınızı yazarken ama yine sizin tasarrufunuzda, isteyen 3'ten başlatabilir, isteyen istediği puanı verebilir. Gayet normalmiş gibi de değerlendirebilirsiniz. Ben sadece format gereği şu an doğan hakkınızdan bahsediyorum. Bu hakkı kullanıp kullanmamak tamamen sizlere kalmış sevgili yarışmacılar. Menüsünü biliyorsunuz zaten, domates çorbası ekmek çanağında, ardından pizza karışık. Beğendiği üzerinde bonfile et, salatası yoktu. Dondurmalı çikolata soslu da 20 kelebasıydı. Ben yine hatırlatmış olayım menüsünü. Evet, ben menüyü şimdi saydım. Onun için değiştirmek isteyen var mı puanını? Yok. Emin olmayan? Yok. Yok mu? Peki. 2-1 vermişler midir sana Serhat? Vermiş olabilir. Verseler de canları sağ olsun. Ama benim beklentim en kötü o kadar bir emeğim var sonuçta. Her ne kadar emek yarışması olmasa da insanların emeklerine... Olur mu? Emek de önemli. İnsanların emeklerine bence saygı gösterilmeli. Bir 3 mü bekliyorsun yani? En kötü bir 3 bekliyorum. En kötü bir 3 beklerim diyor. Olabilir, tabii ki verilebilir. Bakalım Liyana öyle mi yapmış? İlk olarak onun puanıyla başlayacağız çünkü. Aç ve söyle lütfen. Puanım 3. 3 kapatabilirsin. Evet, beklediğin gibi. Teşekkür ederim. Evet. Eksik menüden başladık. Birden mi puanladın? 2'den başladım Zuhal Hanım. 2'den başladım. Bir tanesi çorbanın altındaki çanağı verdim. Anladım. Peki. Verilebilir. Bir yorum yapabilir miyim? Tabii. Buyurun. Burada tamamen hakkımın yendiğini düşünüyorum. Neden? Liyana Hanım. En tamamen yüksek puanı birden, ben verdim size. 5 birden, sana. Evet. Şu anda onu tartışmıyorum ama hiç tamamen birden başlanan bir puanda 3 veriyorsanız bana... Birden başladım demedim ki ben. Zuhal Hanım birden mi başladınız dedim. Ben hayır 2'den başladım dedim. Bugün yani gene eksik menü bugün var. Bugün bu yani. Puanla birlikte
benim hakkımı yemiş oluyorsunuz. Peki. Yani ben öyle düşünmüyorum. Devam edeceğiz Selin'in puanıyla. Evet Selin, sendeyiz. Serhat Bey'e puanım 1. Bunun açıklamasını şöyle yapıyorum. Ya, bunun bir şey söyleyeyim mi Selin Hanım? Bunun açıklamasını yapmayın. Ben dinlemek istemiyorum ya. Emek dediniz, emek dediniz. Emeğine puan vermemişsiniz. Eğer açıklama yapabilir miyim? Ama istemiyor. Yarışmacı istemezse yapamazsınız. Yok, ben bir açıklaması olmaz. Ama benim de bir açıklama hakkım. Şöyle, o hakkınız yarışmacı böyle durumlarda eğer ki bir verdiyseniz zaten bence de çok konuşacak bir şey yoktur. Yarışmacı istemiyorsa bir şey diyemez. Yok, gerçekten. Bir cümle kullanabilir miyim? Ama burada savunma hakkı olarak. Yok, savunma falan değil. Birinin neyini açıklayacaksınız ki? Ben beklemiyordum Selin'den yani. En azından bir 3 verirsin. Ben de bir açıklama bekliyordum ama. Evet, bakalım Fatma'dan kaç puan geliyor. Evet Fatma, görelim bakalım kaç vermiş. Çok üzgünüm. Çok yüksek puan vermek isterdim ama diğerlerine haksızlık yapardım. 1 puan verdim. Gerçekten yazıklar olsun. Yani birinin açıklamasını istemiyorum ben. Tamam peki. Duymak istemiyorum. Teşekkür. Saygı duyuyorum. Şimdi niye oluyor biliyor musun? Şimdi oraya 4 verince buraya da 3 verse ben demin ya dedim ya. Aradaki puan 1 mi diye. Ama tabii ne kadar zor durumda kalacak birazcık. Bakın, kontrpiyede kalacaklar. Zaman... Ne diyeceğini şaşıracak. Ben kızacağım, sinirleneceğim. Seyirci yorum yazacak. Biraz bir puan farkı olsun. Çünkü o zaman Selin Hanım'a haksızlık olurdu diyecek. Öbürü diyecek bilmem kime haksızlık. Böylece iki kişiye birine haksızlık etmiş oldunuz. Tebrikler. Son puana geçiyoruz. Efendim Selen. Şimdi çok özür dilerim. Rica ederim. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir önceki ya da iki önceki yarışmacının puanlarından bağımsız olarak siz bugün puan verdiniz. Aynı şeyi ben 3 yıldır söylüyorum. Ben ilk gün 5 verdim. İkinci gün ya 5 verdim. Aynen. Ona 5 verdim. Buna 7 verirsen bana... Herkes kendi da, işinden sorumlu, yani yaptığından ben sorumlu. Ben önüme geleni şeyim. Tabii. Yani tamam sizin önünüze bir şey gelmedi, kabul ediyorum ama... Ya şunu, pişmanlıklarını kabul edemedikleri için... Ya birlikte değildi, şeyde, gerçekten değildi ya. En azından dersin ki ya bu adam önüme bir ekmek yapmış, koymuş de. Evet. Bunun puan en kötü ya, 2 ver ya, 1 nedir gerçekten. Ya yani ne olurdu yani deseydiniz ki ya Serhat Bey o kadar emeğiniz vardı, bir de moraliniz de bozuktu. Hadi bu da benden gelsin size 2. Çok kötü. Siz yorum istemediğiniz için yorum yapmayacağım ama kendi içimde bir yorumum var tabii benim de. Bir ya bir böyle bir al sana bir. Tamam bire, yapamadı anladık bire, altını çizmenin giyinemedi kör bile. Göze parmak sokmanın giyinemedi ne anlamı var? Son puan geliyor bugün için Serhat'a Murat'tan. Evet, buyursunlar Murat. Ben Serhat Bey'in emeğine bir puan verdim. Teşekkür ederim. Peki. Serhat'cığım eline emeğine sağlık. Canın sağ olsun. Olur öyle şeyler. Sağlık olsun. Olmamak lazım. Aynen yani öyle. Değil. Sonuçta burada sizleri tanıdım. Teşekkür ederiz. Tanıdım. Teşekkür ederim. Yarın gel ama. Gerçi yarın devam ediyoruz. Yarın, ben kaybettim deyip gel. Yok estağfurullah canım. Şaka sizinle yapıyorum. Bir gün daha geçirmek benim için olurdu. Bizim bir... Ay çok, tabii ki de çok yani. Teşekkür ederim. Ne kadar incesin. Eşim pembeye de selam olsun. Evet, göremedim. Çok buradan sevgiler. Peki yarın son yarışmacımız, final yarışmacımız Liyana olacak. Merakla bekliyoruz. Bol şans Liyana. Teşekkür ederim. Her şey yolunda gitsin inşallah diyelim. İnşallah. Ve de artık sizlere veda edelim. İyi akşamlar.